Değerli izleyenler, özel yayından herkese iyi geceler diliyoruz. 24 Haziran seçimleri yaklaşıyor ve 24 Haziran seçimleri yaklaşırken siyasi partiler arasındaki ittifaklar dikkat çekiyor değerli izleyenler. Ve aynı zamanda siyasi partilerin çalışmaları da hızlanmış durumda. Bugün AKP ve onun başkanlık ortağının oluşturduğu bir ittifak var, Cumhur İttifakı. Onun dışında yine bir Millet İttifakı görüyoruz. CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin oluşturduğu bir ittifak. Ve bu ittifaka dahil olmayan bir Vatan Partisi var. Ve Vatan Partisi'nin listeleri de önceki gün yayınlandı. Ve en önemlisi de Vatan Partisi'ne destek veren Hak ve Eşitlik Partisi'ni görüyoruz. HEPAR'ı. Bugün çok değerli bir konuğumuz var değerli izleyenler. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik'le birlikte çok önemli bir konuğa çok önemli sorular soracağız. Sayın Osman Pamukoğlu, HEPAR liderlerinden, HEPAR'ın kurucu genel başkanı. Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Şimdi tabii soracağımız o kadar çok soru var ki aslında. Siz önceki gün, yani günler öncesinde Vatan Partisi'ne destek kararı aldınız ve bunu yayınladınız. Tabii çok destek de geldi. Çok eleştiren de oldu. Bu soruların hepsini soracağız ama öncelikle Türkiye hangi ortamda seçimlere gidiyor? Bu sorudan başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Sayın Özçelik, sizin de bir ekiniz olacak herhalde. Şimdi paşam, o asıl konuya girmeden önce Eray'ın da söylediği gibi mesela çok ilginç bir dönemde bir seçime giriyoruz. İran'a yaptırımlar gündemde. Amerika'nın biliyorsunuz çok ciddi sıkıntı yarattı. Bir döviz operasyonu yapılıyor. Hem İran'da, hem Türkiye'de, hem Rusya'da. Sanki ekonomiler çökertilerekten bu ülkelerde iç kargaşa yaratılmaya çalışılıyor gibi bir hava var. Bu üç ülkede aynı zamanda işte Irak'ın kuzeyindeki 2. İsrail devletinin resmileşmesini önleyen de ülkeler. Yine Suriye'ye Arap ordusunun sokulması gibi tartışmalar yapılıyor. Yine ABD Büyükelçiliğini İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyor. Eş zamanlı Türkiye böyle ilginç bir şekilde bir erken seçime sürüklendi. Türkiye erken seçime gidiyor. Ya bütün bunlar tesadüf olabilir mi? Yani nasıl değerlendiriyorsunuz bu Türkiye'nin erken seçime gidişini? Bütün olup bitenler motomot olmasa da bir takım bölümleri ve faktörleri itibariyle sanki Birinci Dünya Harbi öncesi hallere benziyorlar. Yadırganacak bir şey yok. Ben 2011 Mayıs'ında bir makale yayınladım. Daha henüz bu Suriye işleri vesaire ortaya çıkmadan. Makalenin başlığı şu, yani esas ifade: Orta Doğu yanacak. Bugün ne olup ne bitiyorsa, şimdi sizin söyledikleriniz dahil, o makalenin içinde var. Yıl 2011 Mayıs ayı. Her yerde var makale. İran'la ilgili şunu söyleyebilirim. Yani pratik böyle katmanlar halinde konuşmak gerekirse. Ben iki ay önce bir televizyona çıktım ve şunu söyledim. Amerika, ben Suriye'den çekiliyorum dedi başkanları. Ben de televizyondayım. Hemen yani aynı gün televizyona çıktım. Ben ne olacağını söyleyeyim dedim. Amerika İran'a hazırlanıyor. Bir savaş yürütecek. Ama bu savaş ordular, kolordular, tümen, tugay ve taburlularını İran topraklarına sokarak değil, hava gücüyle yapacak. Harekat mifini de söyleyeyim mi dedim. Mısır, Suudi Arabistan, Bahreyn, İran Körfezi ve kuzeye doğru, İsfahan'a doğru olacak. Ve en son şu cümleyi söyledim. Yani nasıl olacak paşam diye sordular. Peki yani bunu kullanmayacaksa, sadece hava gücünden istifade ederek yapılacaksa, fiili arazi işgal edilmeyecekse, İran'da iç karışıklık çıkartacaklar ve İran'ı parçalayacaklar dedim. Bundan iki ay sonra, yani işte geçenlerde benim televizyon çıkmıştı. Amerikan başkanı aynı motomot bu cümleleri kullandı. Orta Doğu bir entrikalar ve fesatlık bataklığıdır. Bu hiç kimse düzeltemez.
burada yürütülecek bütün yani diplomasi dahil veya orduların kullanılması dahil siyasi bir strateji ve askeri bir strateji gerektiriyor. Şu anda Türkiye tamamen kuşatılmış durumda. Mesela Amerika ben çekileceğim diyor. İşte oradaki muhaliflere para vermeyeceğim diyor. Yani Suriye devletine karşı silahlı ayaklanan grupları kastederek bu parayı şeye vereceğim diyor. PYD'ye vereceğim diyor. PYD PKK'nın Suriye'deki örgütü. Ona vereceğim diyor. Tam bunu yaparken tabii kendi aralarında da çok iyi anlaşabiliyorlar. Hemen 6 tane topçu bataryası bir şeye geldi. Fransız topçu bataryaları geldi. Bu PYD'nin Irak ve Suriye'deki bölgelerine, yani Irak sınırıyla Suriye sınırının daha batısında tertiplendi. Bahsettiğim şey çok vahim bir şey. PYD bölgesine, yani Suriye PKK'sının kontrol ve egemen olduğu topraklara 6 Fransız topçu bataryası geldi. Amerika o muhtelif muhariflerden, silahlı muhariflerden kestiği parayı bunlardan kesiyorum diyor. Yani niye? Bunlar bir işe yaramıyor. Sonunda bir fayda sağlamadılar diye PYD'ye veriyor. Yani PKK'ya veriyor. Bir de Doğu Akdeniz'de Ege'den Türkiye'yi kuşatıyorlar. Şimdi bakıyorsunuz Genelkurmay Başkanları, Amerikan Genelkurmay Başkanı, ondan sonra Güney Kıbrıs Genelkurmay Başkanı, efendim Yunan Genelkurmay Başkanı. Siz bu bölgede kim size tehdit? Yani bir Yunan, Güney Kıbrıs ve Amerika, İsrail. Ve de İsrail, İsrail Genelkurmay Başkanı. Doğu Akdeniz ve Ege. Şöyle baktığımızda seçim kaçınılmazdı. Yani o iki ay önceki programda söyledim. Yani Türkiye seçime gidiyor, seçime gidecek dedim. Yani o bahsettiğim hani Amerika Suriye şeyi nasıl vuracak, evet. İran nasıl vuracak onu anlattıktan sonra bunu da söyledim. Seçimi sorumluyor. Kaçınılmaz seçim dedim. Yani seçim yapacak dedim. Burada ekonominin payı büyük herhalde değil mi Sayın Pankoğlu? Tabii yani gittikçe daha kötüye gidecek ama şöyle erken seçimle beraber de panik başladı. Yani zaten kötüye gidiyordu. Fakat erken seçim de işi şey yaptı. Yani tamamen sirküle etti ve işte 4.6'lara falan geldi dolar. Daha yukarı çıktı. 4.6'nın üstünde şu anda. Ben en son yani evden ayrılmadan baktığımda. Evet evet. Ben bu dolara euroya meraklı birisi değilim. Zaten ne eurom var ne dolarım var ama yani ben bile artık ilgilenmeye başladım. Nereye doğru gidiyor diye. Çünkü şöyle sonunda ben de benzin kullanıyorum. 24 7 liraya kuruş, geliyor yani. 7 liraya 19 kuruş, 19 kuruş kaldı. Sonunda 5.40 oldu. Ya şöyle. 5.47 galiba en son. Yani o da 5.5'a geliyor. Bu niye benziyor biliyor musun? Yani halk arasında çok yaygın bir benzetme var. Yani deveye sormuşlar, sırtın niye eğri ya? Ya eğri olmayan şeyi mi göster, tarafımı göster veya bir bölümü göster. Aynı ona benziyor. Ama ben ekonomi doğru. Ama güvenlik meseleleri çok hayati. Ben çünkü şöyle her zaman söylerim. Bir devleti insanoğlunun var etme sebebi bir adalet, diğeri güvenliktir. Bu ikisi olmadan İnsanlar huzur bulamaz ve yaşayamazlar. Adalet ve güvenlik. Adaletin hali ortada. Güvenliğin hali de bana göre hiç, Sayın yani Bankolu, çok şey. İsterseniz bir araya girelim. Çünkü genel bir fotoğraf çizdik hep birlikte. İsterseniz bir araya gidelim. Aradan sonra... Ya çok küçük bir fotoğraf oldu ama bu. Evet, bir araya gidiyoruz değerli evet. İzleyenler. Çok kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli izleyenler, özel yayınımız devam ediyor Sayın Pamukoğlu ile birlikte. Şimdi efendim, genel bir fotoğraf çizdiniz. İlk 10 dakikada da tabii hepsini ayrıntılandıracağız. Yani teröre ilişkin çözümleriniz neler? Dış politikada hükümetin tutumu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Ekonomi, hepsine gireceğiz ama
Çok konuşulan bir konu var. Şimdi izleyicilerimiz hemen mesaj atıyor ne zaman gireceksiniz diye. HEPAR, Hak ve Eşitlik Partisi, Vatan Partisi'ni destekleme kararı aldı. Hı hı. Ve siz de bunu doğrudan ilan ettiniz, yayınladınız. Twitter adresinizden bir paylaşımda bulundunuz. Öncelikle herkes şunu merak ediyor. Tabii iki sayfalık da bir seçim kararınız var. Maddeler halinde özetlediğiniz. Neden Vatan Partisi'ni destekleme kararı aldınız? İsterseniz bu soruyu sormuş olalım. Sonra da tek tek maddeler halinde ayrıntılandıralım. Şimdi bir karar hükmü anlatır. Kararlar, teknik kararlar, taktik kararlar, stratejik kararlar diye üç ayrılır. İyi bir karara sahip olabilmeniz için çok sağlam bilgilere haiz olmanız lazım. Bilgiler alarm hattından gelir. Üç ayrılır. İki, ağaç hattından gelir. Üç, bora hattından gelir. Yani bilgilerin statüleri üç ayrılır. Bazı bilgiler ölüdür. Zamanda bilgidir. Ama karar anında hiçbir işe yaramaz. Fonksiyonsuzdur ve işlemini bitirmiştir. Bir şey çok kısa anlatılması lazım. İnsanlar gibi partilerin de bir hikayesi vardır. Hikaye şu. 2007 seçimlerinde önce bütün partiler AKP hariç bana geldiler. Genel başkanları, genel sekreterleri bazılarının genel başkan yardımcıları. İşte Osman Paşa'nın belli bir şeyi var, taraftarı var, kitlesi var, bizim partiye gelsinler diye. Ben hepsini reddettim 2007 seçimlerinden önce. Şöyle düşündüm. 34'te gelen AKP, aradan 5 yıl geçti. 2007 seçimlerinde esas %18, %20'lere döner diye düşündüm. Ama ne çıktı? %46. Ben şunu anladım. Mevcut partilerle AKP'yi yani ve onun temsil ettiği ideolojiyi yenmek mümkün değil. Bu netti. 2007'den önceki kararım bambaşka. İstemiyorum. Yani hiçbirinizden aday olmuyorum. Milletvekili falan filan benim umurumda değil. Ama beklentim 2017'nin şeyiydi. Yani bunlar 18-20'lere geri gider 34'ten. 46 oldu. O zaman gördüm. Bir radikal hareket lazım. Siyasi bir çıkış. Düzene karşı. Bana göre bunlar hepsi düzen partisidir. Yani diğer ittifaklardan pragmatik, o gün söyleyeyim. Pragmatik yani kişiliğim de benim pragmatiktir. Yani ben sözden ve düşünceden çok eyleme ve pratiğe severim. Ve ona bağlıyım. Ya tabiatım benim böyle. Hı hı. 2000 hemen şeyi kurduk. HEPAR 36 binde kuruldu. Yani partinin bir siyasi tarihi var. 1726'dan beri yazılmış bir tarih var. Hatta bizim eski partilerle yani ilk kurulan partiler de bunun içerisinde. Ben de bunu yeni öğrendim. Yani ben dünya harp tarihini bilirim, dünya siyasi tarihini bilirim. Bir de dünya darbeler, ihtilaller, devrimler tarihini bilirim. Böyle bir tarih varmış. Şimdi bu tarihe baktığınızda bir parti kurulacaksa bunun şeyleri yan yana geliyor. Bir takım insanlar, kadın erkek yan yana geliyor. Bir ay, bir yıl, bir buçuk yıl bir çalışma yapıyorlar. Program nasıl olacak? Tüzük nasıl olacak? Partinin ideolojisi nasıl olacak? Finans nasıl sağlanacak? Ancak öyle parti kuruluyor. Bizimki biz sadece bir tebliğ yaptığım için herkes, yani bizde kurucu kadro vesaire ön çalışma hiçbir şey yok. Herkes geldiler. Ben de gelenlerden sizler kurucusunuz dedim ve parti 36 günde kuruldu. Daha parti kurulmasından 6 ay geçmeden, daha yeni örgütlenmeye çalışırken Avrupa Birliği'nin ikide bir Türkiye'ye gönderdiği direktifler var ya, Avrupa Birliği raporları diyeyim. O raporların ekinde Hak ve Eşitlik Partisi diye bir parti Türkiye'de kuruldu. Başında şu var, işte ilkeleri bu bilmem nesi, şusu busu, büyümesin diyor. Bir daha söylüyorum. Kaç kere yayınladım. Belli. Bu benim bildiğim ilk defa bir partiyi resmi kayıtların içerisinde aldığı Avrupa Birliği ve büyümesin diyor bu parti. İlerleme raporunda var. İlerleme raporunda var. Dava açtık. Cumhuriyet Yargıtay Başsavcılığı'na bildirdik.
Savcılık bize şu cevap verdi. Bu siyasi bir konudur. Hukuki ve cezai bir şey olamaz, karşılığı olamaz. Dava şey yapmıyoruz. Yani davanızı kabul etmiyoruz dedi. Neden böyle bir şey yaptılar? Yılanın başını küçük göreceksin. Onlar 19. yüzyılda insanların yaşadığı coğrafyanın %86'sını onlar yönetiyor. Evet. Onlar bilir. Yani kimin ensesinin tokat altına geleceğini. Osman Pamukoğlu'nun kim olduğu belli. Evet. Partinin siyasi ilkeleri belli. Ekonomik ilkeleri. Ekonomik ilkeler Vatan Partisi ile bizim motomot aynıdır. Sosyal devlet esastır. Evet. Karım ekonomi olmadan hiçbir şey olmaz. Öyle her şeyi sat sav, ondan sonra caz çavlak ortada kal. Altta kalanın canı çıksın. Siyasi ilkeler de Vatan Partisi ile birleşir. Ben bir tek biz söyleriz. Yani tam bağımsızlık esastır. Evet. Bunu söylediği zaman bir takım insanlar efendim bugün tam bağımsızlık mı kaldı? Herkes iç içe girdi. Ne iç içe? Ne ilgisi var? Tam bağımsızlık ticareti aklına getiriyor. Ticaret yapmak başka, tam bağımsızlık başka. Ticaret yapın. Sen ordunu kendin tesis edebiliyor musun? Yani orta menzilli ve uzun menzilli füzelerini kendin yapabiliyor musun? Uçaklarını, helikopterlerini sen yapabiliyor musun? Sanayi ve teknolojin tam mı? Hayvancılık, tarım ve hayvancılığı tam çalıştırabiliyor musun? Üretebiliyor musun? Satabiliyor musun? Hiçbir şey yok. Herkesin bildiği klasik bir şey. Yani bundan biz daha çocukluğumuzdan beri biliriz. Yani Türkiye 7 ülkeden biriydi. Kendini doyuran, besleyen. Ne oldu? Şimdi her yerden her şeyi alıyorsun. Arjantin'den elma bile alıyorsun. Yani vazgeçtim saptan, samandan, şundan, bundan her şeyi alıyorsun. Evet. Şimdi şuraya getirmek istiyorum. Seçimlere girdik. Bu şey yani karartma ve sansür altında seçimlere girdik. 122 bin oy aldık. Bize kadro falan böyle yani ideolojik eğitimden geçmiş falan diye. Yani doğal vatandaşlar. Tam tabiriyle halktan. 122 bin oy aldık. 2011 seçimi. 2011. 120 bin oy aldık. O da yani Türkiye'nin yarısında ancak gelebildik. Bu karartmaları. Elde yok, avuçta evet. Yok. Bir tane otobüs vardı. İskenderun'dan gelme. 24 yaşında. Ben onunla 58 gün Türkiye'nin her tarafını dolaştım. Şuraya getirmek istiyorum. Ve bitti. Seçimler bitti. Şimdi arkadan bu Cumhurbaşkanlığı seçimi gelirken gene bir şey vardı. Hani muhalifler toplansın falan. Muhaliflerin tabii başını çekenler normal şeyler. Yani meclisteki partiler. Hı hı. 14 partiye gittiler. Yani Türkiye genelinde 7 bin 14 bin oy alan partilere bile gittiler. Gittiler. Yani hatta hatırlıyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan o karşıma 14 partiyle çıktılar falan diyordu, hatırlarsınız. Biz de şey, muhalif, bize kimse uğramadı. Yani gene biz çalıştık. Muhalif olarak çalıştık. Hı hı. Ondan sonra seçimleri geldi. Belediye başkanlığı seçimleri geldi. Belediye başkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz Yalova'da şey oldu. Yani kafa kafaya geldiler, evet, AKP ile. Bir gün beni şey aradı. Muharrem İnce aradı ve ya işte paşam siz adayınızı çeker misiniz? Ben dedim adayımı çektim. Yani sizin durumunuz iyi görünmüyor. Benim haberim yoktu ama Vatan Partisi de adayını çekmiş. Evet. Çünkü at başı gidiyorlar. Foto finişteler. Soru tekrar edildiler hadi. Değil mi? Tekrar edildi. Tekrar edildi. Tekrar konuşuyor. Yani sonuç AKP ile at başı gidiyorlar. Ben dedim ki ben bırakın adayım zaten çektim. Zaten çektim. Bunu sizin söylemenize gerek yok. Ben kendim gelir orada bir propaganda yaparım. Yani etraftaki gençlik kolayıyla beraber. O daha da sevindi. Seçim pazar gün, hafta sonu ben çarşamba günü aradım. Dedim ki ben geliyorum. Yani bölgedeki gençlik kolayıyla geleceğim. Bir günde ben programı yapacağım. Bana işte o gün Ankara'dan heyetler gelecek. İşte size İzzet İkram ve ne İzzet'i ne İkram'ı? Benim tanıyan her şeyi biliyor. Benim yemeğiyle hiç menajerimle bunun alakam yok ki. İzzet yok, ikram falan. Fakat bu yani gelmemi istemiyor. Belli şimdi. Gitmedim. Seçimi CHP aldı.
bizim 80 küsur oyumuz şeyi vardı. Vatan Partisi'nde 90 küsur. Hatırladığım kadarıyla. İkimiz de adayların kaldı ki ben o seçimlerde Yalova'da gidip çalışmış biri değilim. Bir mühendis çocuk vardı bizden gelen. Ben orada birkaç saat bile durmadım. Yani hiç ilgilenmedim bile ben Yalova'yla. Fakat seçim bitti. Bizi ne arayan var nesi olan. Ve iki partinin oy toplamıyla kazandı. Ne arayan var nesi olan var. Beni şey aradı. 15-20 gün geçti. Grup başkan vekili aradı CHP'nin. İşte Osman abi nasılsın? Ne yapıyorsun? Görüşebilir miyiz? Falan. Şey genel şeydi. Burak görüşmeydi. Yalova'da ne oldu onu söyle. Aynen cümle. Abi dedi, sen gelip Yalova'da görünürsen, Yalova'daki Kürt seçmen ve PKK'lı sempatizanları CHP'ye oy vermez diye koklar dedi. Aferin dedi. Aferin size. Geldik 2015 seçimlerine. 2015 seçimlerine girerken hep dolaşıyoruz ya. Bu her yaşta kadın erkekten yaka siktim. Paşam beraber olun. Paşam birlik olun. Paşam aman bölünmeyin. Paşam şu, paşam bu. Ve bunu diyenlerin büyük bir bölümü CHP, bir bölümü de şey MHP'li. Bu töhmetten kesin kurtulmak lazımdı. Yani hayatımda hiçbir zaman hiçbir töhmet altında kalmamışımdır. Yani gözüm arkada hiçbir konuda kalmadı. Hem MHP hem CHP 2015 seçimden önce şey yaptık. Yani randevu talep ettim. MHP şey kapılar kapalı, duvar kapı, duvar. CHP görüşelim dedi. Gittim Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüm. Dedim ki bizim İzmir'de oyumuz şu. İstanbul'da bu, Bursa'da bu. Sizin oylarınız, oradan aldığınız oylar. Yani bu oyları ilave ettiğimizde size 3 veya 4 milletvekili veriyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz dedi. Ve CHP'nin 10 bin, 20 bine kaybetti. Tabii işte onları hesapladığımız için belli. Yani işte İzmir 1. bölge, 2. bölge, Bursa, İstanbul 3. bölge durum itibariyle. Bunları hiçbir şey istemiyoruz. Ben dedim buraya niye geldim? Ben dedim artık usandım. Nereye gitsem? Köye de gitsem, kasabaya da gitsem, şehre de gitsem, bir alışveriş merkezine de girsem. Paşam yapmayın, etmeyin, birlik olun, beraberlik gösterin, ayrışmayalım demekten bıktım. Gerçekten de bıktım. Onun için geldim. Hiçbir şey de istemiyordum. Çünkü şu, bir de dedim bizde şey var, yani genç ağırlıklı bir partiyiz biz. Gençler de şey yapıyor yani böyle bu tip hareketler, tavırlar onları öfkelendiriyor. Yani sinirleniyor. Yani gençlik demek hepimiz gençlik. Yani çabuk alevlenmek demek. Hatta sırf dedim gençleri tatmin etmek için. Mesela İstanbul 1. bölgeden kaç çıkartıyorsunuz? 8. Bize dedim 9, 10, 11'i verin. 10 çıkartıyorsanız 10 da sizin olsun. 11'i. Ama bir şey söylüyorum dedim. Gençleri tatmin etmemiz lazım. Bana gelince ben dedim ben öyle şey değilim. Yani siyaset esnafı falan değilim. Demagogluk vesaire benim işim değil. İnsanlara olmayan şeyi satmak da benim işim değil. Bir defa kişiliğime aykırı. Benim siyaset yapma sebebim bir nevi şey. Yani bir şeyi başlatmak. Kardeşim ne oluyor bu? Herkes bir şey tutturmuş gidiyor. O ünlü İngiliz düşünün Bernard Shaw'un şeyi gibi. Yani balıkçı tezgahını bile idare etme yeteneğine sahip olmayanın devlet yönetmeye kalkıyorlar. Siyaset yaparak dedik demagoglar dediği cümleden hareketle. Yalnız dedim bu evet mi hayır mı bana dedim bildirmiyor. Saatimi de gösterdim. Bana bildirin. Evet de karardır, hayır da karardır dedi. O günden beri arayacak. Seneler geçti ama arayacak. Nezaketen.
Ama ben giderken arkamdan hiçbir şey yemediniz, hiçbir şey içmediniz paşam diye çikolata yetiştirmeye çalışıyor. Bak. Bu niye anlatıyorum? Her şeyi iyi anlasınlar. Öyle dışarıdan gördüğü yazdığı haller yok öyle. Öyle bir şey yok. Şimdi geldik şeye. Referanduma. Referandumda biz her yere koştuk. Ben 2,5 ay koştum referandumda. YouTube'dan herkes izleyebilir. Salonlarda kaç kişi var? Onların parti gücü var. Araç var. Helikopterleri de var. Yerine göre kiralıyorlar. Yerine göre uçakları da var. Benim hiçbir şeyim yok. Şu %49 meselesinde. Bitti. Biliyorlar bizim her yerde koştuğumuz. Her şeyden haberleri var. Gene bu muhaliflerin şeyde referandumda koştuğu herkese gittiler. Gittiler, herkese gittiler. Gene çıt yok. Gene çıt yok. Şimdi bunu tabii gençler görüyor. Yani kardeşim vefa diye bir şey var ya. Ya kadir kıymet bilmek diye bir şey var. Yani şöyle yapmıyorsan herkese yapma. Yapıyorsan yap. Mesela ben 20 tane kitap yazdım. Bunun için roman. Rahmetli İlhan Selçuk'un dediği gibi. Osman Pamuk 3 kere yazdı rahmetli. Osman Pamuk onun kitapları edebiyatın bütün türlerine posta koyardı. Rahmetli. 3 kere köşesinde yazdı. Ben niye partinin adını hak ve eşitlik dedim? Ben bir gecede 10 tane parti ismi yazdım. Hak. Haksızlık yapıyorsun. Ve bana zaten bir şey yapamazsın kişi olarak. Ben ismin önünde bilmem seven biri değilim. Kullanmamdı hiçbir zaman. Ama bir kitle var. Genç bir kitle. Şimdi mesela kitap fuarlarına gidiyoruz. Herkes görüyor. Benim günde, yarım günde 6 saat aralıksız nefes almadan imza atıyorum. 7 saat atıyorum. 13 saat imza atıyorum. Yaşlar 14-22. Bu kitle görüyor. Görüyor mu? Bu gençliği kitlesinin sizde olmasının getirdiği bazı şeyler var. Yani çabuk alevleniyorlar, çabuk öfkeleniyorlar, çabuk sinirleniyorlar. Şimdi bu seçimlerde de aynı. Ne yaptırdım? Sordurdum. Anket yapın. HEPAR gençliği. Görüyorlar ya her şeyi. Herkes ona gidiyor, buna gidiyor falan filan. Saadetine git, ona git, buna git. Şeye git. Yani bir de konuşmalar başladı. Selahattin'i çıkaralım, iki dilde eğitim yapalım. Ondan sonra seni yardımcı. Bunun hepsini görüyorlar. Bunların yani oy alacağız diye çevirdikleri manevralar hepsini görüyor. Şey yapın dedim. Anket yapın gençlerin içinde. Hep abi. %78 ne dedi biliyor musun? Seçimlere girmeyelim, boykot. %70. Evet, boykot. Neden? Bu çünkü böyle. Orta yaş ve ileri yaş insanlara şeyiniz çok kolay olur. Ama sizin kitleniz ve partiniz büyük çoğunluğu bu yaştaki yani bizimkiler hep şey yani lisede okuyan, üniversitede okuyan veya yeni mezun olmuş bunlardan oluşuyor. Boykot olmaz. Boykot akabinin işine gelir. Boykot kullanılacak oy sayısını azaltmaktır. AKP'nin yüzdesini arttırır. Evet. Azaltmaktır. Göz gören. Bir de eğer partiyseniz, parti varsa ve bu kitle varsa onlara şunu diyemezsiniz. Serbestsiniz. Serbestsiniz demek şu. Askerlik yapanlar bir acemi eğitim merkezinde acemi taburuna dağılın demeye benzer. Dağılınca hepsi toz olur gider. Artık tabur yoktur. 3-5 tane insan sağda soldadır. Bu gücün bozulmasıdır. Bu gücün kullanılması lazım. Bu gücün mutlaka kullanılması lazım. Yoksa benim için pratik olan arkadaşlar serbest. Diledikleri partiye özgürdürler. Seçimlerini şeylerini söyleyiniz. Oylarını verebilirler. Verebilirler. Yani bu benim için en rahat. Yani ama bunu yapmıyor. Yani inisiyatif kullanıyor. Yani bunu kullanıyor ve gücü bir yere toplaması lazım. Şeye karşı. Yani karşıda bir rakip var. Bir hasım var ve muhalefetin tümünü topladığın zaman zaten mevcut ittifak kurduk diyenlerin gücü bile ona yetmiyor. Tabii. Şu anda da tam rakamlar belli değil, çıkmıyor. Hal böyleyken
Hal böyleyken. Siz, mesela bakıyorum, Vatan Partisi'ne de gitmiyorlar. Doğu Bey'i dinliyorum ben, yani onun konuşmalarını. Ben kaç kere diyor telefonla ettim diyor, konuştum diyor, evet. Ona söyledim, buna söyledim diyor. Bir şey var, yani itme, uzaklaştırma, sıkça verme, umursamama, görmeme, ya böyle bir şey, bir haksızlık yapılıyor. Diyelim aday, kim aday? Doğu Perinçek. Ya siz birbirinizin adaylarını gidip ziyaretlerde yapıyorsunuz, partileri falan da. Niye bir partiye ayırıyorsunuz? Hani niye ayırıyorsunuz partiyi? İşte aday olmuş. Hukuki, resmi bir parti var. Aday ben, onu da gideceksin, onu da gideceksin. 120 bin imzayla girmiş üstelik de. Var yani artık resmi aday. Yok, biz Edirne'ye gidelim. Edirne'ye gidelim. Ana dilde eğitim yapalım. Ne çabuk unutuldu. Şu çözüm süreçlerinde, işte efendim açılım süreçlerinde o bütün kasabalar, arazi, kırsal bütün PKK'lara teslim edildi. Bunlar hep onların yanındaydı. Bir onlarca belediye başkanları bilmem ne PKK ile iç içe. Bir defa şunu daha sonra konuşacağız ama ben şimdiden söyleyeyim. Güneydoğu'da PKK'nın talimat ve direktifleri ve emirleri dışında kimse hareket edemez. Bunu herkes öğrensin. Neden söyleyeyim mi? Yok eder adamı. Zaten ediyor. Böyle 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Hepsini yok eder. Hiçbir şey yapamazlar. Bugün koşullar odur. Güneydoğu'da. Bunu bir defa herkes bilsin. Şimdi bunların Edirne'ye gidelim, onu yapalım, bilmem ne. Selahattin'i yardımcı alalım. Bunu yapmayın. Bunun arkası başka türlü gelir. Bunu söyleyen, bu şey gibi yani ipin ucunu verme gibi zaten bana göre verilmiş. Yani bugün PKK bana göre ETA'da, İRA vesaire onların bence 30 yılı geçmiş bir siyasi bir örgüt var. Daha sonra da konuşacaksın. Şimdi bu bir büyük bir haksızlık bu. Şimdi ben bakıyorum. Atatürk devrimlerini her saat, her gün vurgulayan tek parti Vatan Partisi. Atatürk devrimleri. Evet. Tam bağımsızlığı her gün, her saniye vurgulayan Vatan Partisi, onun gençleri ve kadroları. Bunu görüyorum. Herkes de görüyor. Ve bir şey daha var. Bir tek Vatan Partisi'nin siyahlı bir siyasi hareketi eğer silahla bastırama, onun siyasi ideolojisi neyse sonunda herkes ona boyun eğecektir. Bir tek Vatan Partisi HDP kapatılacaktır diyor. Silahla PKK söndürülecektir diyor. Bu çok önemli. Bu söylem çok önemli. Bunu söyleyen hiç kimse yok. Bir de haksızlık ve eşit davranmama, partisinin adını niye öyle koyuyor? Davranamama. Akıl almaz bir şey. Bunu kabul etmem. Karara gelince, karar durum muhakemesinin gücüne bağlıdır. Herkesin kişiliği, kültürü ve karakterine bağlı bir şeydir. Karar insan zihninin durma noktasında verilir. İnsanlar karar vermez günlük yaşamlarında. Karar çok hayatidir. Dolayısıyla her şeye bir bütün halinde baktığınızda ve bu saydığım gerekçelerden bu oyların mutlaka Vatan Partisi'ne verilmesi lazım. Bir son bir şey daha söyleyeceğim. FETÖ. İlk darbeyi Ergenekon ve Balyoz'la Türk ordusuna attı. Öyle değil mi? Evet. Türkiye'de bir partinin kadrosunu cezaevine Silivri'ye gönderdi. O Vatan Partisi'ydi. Niye diğer partiler değil? O dönemde FETÖ'nün... Biz de size aynı soruyu soracaktık. O dönemde FETÖ'nün... FETÖ engel olacak biri var mıydı? FETÖ şeylere giriyordu. Devlet sırlarının saklandığı kozmik odalara da giriyordu. Onu durduracak biri var mıydı? Yani isminin önünde general var. Hayır. İsminin önünde bakan var. Hayır. İsminin önünde parti genel başkanı var. Hayır. İsminin önünde siyasi bir unvan var. Hayır. Kimle uğraştı? Bir tek Vatan Partisi'yle, kadrosuyla uğraştı.
birinci çıkışı oydu. Yani Amerikan güdümünde yaptı onu. Amerikalıların istek ve talebiyle yaptı. İkinciyi 15 Temmuz'da yaptı. Tabii. İkinci hareket. Şimdi bütün bunları yan yana getirdiğinizde ne yapılması gerekir? Bunu bir ilkokul öğrencilerinin bulunduğu bir salonda onlara, hadi diyelim bu ifadeleri biraz daha o şey yaparak anlatsam, halk tipi, zaten şu anda da halk tipi anlatıyorum. Ne diyecekler? Ne derlerdi? Kararsız verin çocuklar desem ne diyeceklerdi çocuklar? Kesinlikle söylüyorum. 100 çocuktan 99'u bu isabetli, yerinde, doğru, gerçek bir karar diyecekler. Paşam, bir de bu açıklamanızda çok dikkat çekici bir şey, bir nokta daha var. 15 Temmuz'dan sonra Türk ordusunun kendini toparlamasında ve şeydeki Vatan Partisi'nin katkısından söz ediyorsunuz. Burayı biraz açar mısınız? Şimdi mevcut partiler belli. Bunlardaki insanlar ve bunların profesyonelliği ve meslekleri de belli. Bugün askeri eğitim almış. Kaldı ki onların hemen hemen askeri eğitim almayla beraber hepsi Balyoz ve şeyden Ergenekon'dan da aynı Vatan Partisi'nin yöneticileri gibi cezaevine gönderilenler değil mi onların hepsi? Evet, evet. Bu kadro şu anda yani profesyonellik anlamında savaş yeteneğiyle ilgili bu kadro şu anda onlar yeter mi yetmez mi ayrı bir şey. Evet. Sadece şey de var. Vatan Partisi'nin. Başka parti yok. Ya belli insanlar hepsi belli. Meslekleri belli, eğitimleri belli. O belli, bu belli. Yani ordu 15 Temmuz'da eğitim sistemi yani o kuleli askeri liseler kaldı ki ben askeri ortaokuldanım. Hepsi tarumar edildi. Yani bu gide şeye kadar gitti. Yani harp okulları, harp akademileri falan oradaki öğrenim dağıldı. 8 ayda, 4 ayda subay çıkartmaya çalışıyorlar. Komuta sistemi o ona bağlandı, bu buna. Bugün Genelkurmay Başkanı kime komuta diyor? Kuvvet komutanları, siz, ben Milli Savunma Bakanıysam bana bağladıysanız komutan bende. Evet. Ne yapayım? Karargah. Kim kime emir verecek? Yani eğer Genelkurmay Başkanlığı hem kuvvetlere emir veriyorsa ben neciyim Milli Savunma Bakanı o. Ben veriyorsam sen necisin? Evet. Bir o gitti. Eğitim sistemi gitti. Komuta sistemi gitti. Ondan sonra mesela bir Afrin harekat yapılıyor. Her yerden bir sürü parçalar toplayarak oraya götürmeye falan çalışıyorsunuz. Yani teşkilatın ana gövdesinde de tahribat var. Gün geçmiyor. 170 subay, 151 subay, 140 subay, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, generalleri. Ya bu geriye ne kaldı? Geriye tüfekli askerler kadar. Yani bu çok zor bir şeydir. Benim anlatmak istediğim şu. Bu ordunun hele birinci bölümde söylediğimiz, belki de daha sonra konuşacağımız konulardaki yani hasma, düşmana, tehdide karşı bir yüksek bir savaş gücüne ulaştırılması lazım. Ve bunu da profesyonel insanlar yapabilir ancak. Başka mümkün değil, gerçekleştiremeyiz. Bir kolay değil bir ordu, dağılmış bir orduyu toplamak. Efendim bu ordu dağılmış ama şeye gidiyor, Afrin'e gidiyor. Ya, oradan buradan toplayarak gidiyorsun, öyle olmaz bu işler. Oraya ben bir kolordu gönderirim, bütün halinde kolordu. Tugaylar öyle gider, başında kolordu komutan o işi bitirir. Oradan topla, buradan topla, oradan topla. Yani sen sonra devletsin. Ne yani? Afrin neymiş? Evet. Uçaklar bize, helikopterler bize, ağır topçu bize, bütün birlikler bize, donatım bize, lojistik bize. Afrin neymiş? Ezip geçeceksin. Evet. Zaten yani bu özellikle 15 Temmuz'dan sonra ordudaki tabii çok sayıda FETÖ yerleşmiş, kritik noktalar da gelmiş. Bunlar, ya zaten bunları bu hale getirmek ayrı bir şey. Ben her evet. zaman söylüyorum. Şimdi bunların müsebbipleri aranıyor değil mi? Evet. Siz harp okulundan her yıl 200 çocuk atın, 300 çocuk atın, 150 çocuk atın. Ya harp okulundan biri demiyor mu bu kuvvet komutanı, genelkurmay başkanı? Bu harp okulundan yıllardır bir veya iki çocuk disiplinsizlikten dersten atılırken nasıl oluyor bu kitle halinde demiyor mu? Nerede onun kuvvet komutanları? Evet. Nerede onun genelkurmay başkanları? Nerede onlar? Evet. Yani onun için onu yargılayacağız, bunu yargılayacağız. Vazife-i ihbar. Mustafa Kemal'in sözüyle, Atatürk'ün sözüyle. Vahim bir vatan ihanet suçudur. Evet. Bir daha söylüyorum. Vazife-i ihmal.
Hani o dönemde herkes orduya yüklenirken bir tek Vatan Partisi ordunun tekrar birliğini, bütünlüğünü sağlaması ve aktif hale gelmesini, yurdu savunacak tekrar o zafiyetlerin toparlaması konusunda gayret gösterdi. Zaten şu 8-10 yılda Vatan Partisi'nin söylemlerini, hareketlerini maruz kaldığı, yani düşmanlıkları düşünse zaten başka bir şeye gerek yok. Evet. Bir de strateji, bu laf da şey, yani enflasyonist bir hale geldi. Strateji ne demek kararda? Eldeki mevcut kuvveti koşullara ve olaylara bağlı olarak o konjonktürde kullanmaktır. Biraz önce bir bilgi kademeleri söyledim. Yani ağaç hattı, boru hattı, alarm hattı dedim. Alarm hattındayız. Kararı hemen vereceksin. Konjonktür onu gerektiriyor. Yani mesela Osman Pamukoğlu niye böyle bir kararı zınk diye verebiliyor? Bu böyle. Konjonktür bu. Bak, aksel de şu. Bugün bilgiler bu. İşte bilgileri yani hızlı da size özetlemeye çalıştım. Niye onu, yani durum muhakemesi, mevcut bilgiler, kendi sezgi gücü, tecrübesi, yani bu mesela çok sıradan, yüzeysel bahsediyormuşsunuz gibi. Yani bu PKK, PYD, HDP bilmem bunların arkası çok vahim. Ben söyleyeyim. PKK şimdi söyleyeyim mi? Şimdiden söyleyeyim. Değil mi? 10 yıllarca sürecek. Bu kadrolarla, yani bu kalıp kadrolarla, bu işi bilmezlerle bu işi gitmesi mümkün değil. Götüremeyecekler. Yani götürülemez. Başa dön. Tek Vatan Partisi'nde şu anda en azından, yani general amiral unvanları taşıyan, albaylık unvanları taşıyan kurmay veya sınıf subayları var. Var. Başkası yok ki. Evet. Bu bir tek orada var. Bu yani bunun için şey, yani alayma mı olmak gerekiyor? Amerika'ya evet. Tavır almadan PKK ile mücadele edilebilir mi? Mümkün değil. Hayır. Mümkün değil. Herhalde kritik soru zaten mümkün, orası. Mümkün değil. Evet. Yani şey, Cehennem'de Rakanyon'un kitabında var. Evet. Hakkari Han Yaylası'na nasıl roketlerin, mühimmatların havada asıldığını. Peki şunu da sormak istiyoruz Sayın Pamukoğlu. Şimdi kararınızın F maddesinde şöyle bir ifade kullanıyorsunuz. Hiçbir talepte bulunmadan Vatan Partisi'ni destekliyoruz diye. Bu konuda hiçbir temas oldu mu? Yani Vatan Partisi listesine aday gösterimi. Diğerlerinden de bir talebimiz olmadı ki. Vatan Partisi'nden de olmadı. Ama Doğu Bey centilmence davranarak, daha ben bunu söyler söyleme, paşam hemen dedi, Ankara, İstanbul, İzmir, yani büyük kentlerden birinci sırada size ne istiyorsanız hemen yazıyoruz dedi. Hayır dedi. Kimseden istemedi. Sizden de istemiyoruz. Talebimiz diyor. Ama hemen karar vermeyin. Sabahleyin ben sizi arayacağım. Kararım kesindir. Diğerlerinden de istemedik. Sizden de. Yani siz ama centilmenlik yapıp sordunuz. Ertesi günde konuştuk. Paşam siz girmiyorsunuz. Hiç değilse 4-5 tane Heparlı kardeşimizi verin. Listelere yerleştirelim. Hı. Seçilebilecek. Ya, sağ ol dedim. Teşekkür ederim. Bizim böyle bir talebimiz yok. Bu kararı vicdanımız rahatsız olduğu için verdik. Yoksa her insan liste başlarında isminin geçmesinden, bırak seçilmese bile mutlu olur. Ben Türkiye'yi gezerken görüyorum. Mesela geliyor benim yanıma bir orta yaşlı vatandaş. Ben diyor seçimlerde adaydım diyor. Ne adayı? İşte Ferhan Parti'nin adaydım. Ne oldu? 14. sıradaydım. Bunu da kartına yazmış. Ya kardeşim bırak dedim, böyle şeylerle şey yapma yani. Keyif yapmaya çalışıyorsun. Yani bunu seven insanlar. Evet, yani başlara yazılma bilmem ne falan. O bunu kullanıyor. Bir de bir salonda sordu bunu. Ben dedim ki böyle bir şey yapma. Ama nasıl mutlu? Peki sıranı söyle bana dedi. Dürüst bir adam. 14. sıradaydım paşam dedi. Ya, Sayın şimdi Pamukor. Bu işler bunu anlayamıyor ya, anlayamıyor insanlar. Anlayamıyor yani. Bu kararı verdikten sonra, Vatan Partisi'ni destekleme kararı verdikten sonra mesela, bu kararı verdiniz.
Ne hissettiniz? Ama son bölümünde de söyledim. Evet ya, mesela ailenizle konuştunuz mu? Veyahut da onlar nasıl karşıladılar? Son bölümde diyorsunuz ki benimki birinci vazifeye atılmış. Ben şöyle gene. Ben ne emir almaktan hoşlanırım çocukluğumdan beri, ne de emir vermekten. Siz benim profesyonel olarak asker, yani subay, kurmay subay, generalliğimi bir tarafa bırakın. O ayrı bir şey. Savaşçı, mavaşçı, gençlerin bütün şeyi şey, Osman Paşa savaşçıdır. Yani ondan biliyorum ben sevdaların hepsi. Bırakın onları, savaşçılığı, generalliği, kurmayları. Ben hoşlanmam, sevmiyorum emir vermeyi, emir almayı. Şimdi Hakkari'ye giderken, 93 Temmuz'unda falan bütün gazetelere döküldü. Gitmeyen generaller, gitmeyen şunlar falan. Kuvvet komutanı beni çağırdı. Ben kurmay albayım. Son yılda beni çağırdı kuvvet komutanı. Sabahın körü karargahta. Pamukoğlu, sana bir görev vereceğiz. İşte genelkurmay başkanını da karıştırdık. Muhittin Füsunoğlu. Evet. Kuvvet komutanı. Fakat ondan önce beni övüyor. Senin birliklerin ve senin alayın Türkiye birincisi seçildi. İşte üstün birlik nişanları sende en çok. Seni Amerika'ya gönderdim. İşte senin tatbikatlarına geldim. Savaştan daha iyi yapıyorsun. Niye diyorum bu şimdi ayakta duruyor masada. Ben de ayakta duruyorum kurmay alma. Niye bunları anlatıyor diyorum. Bunları anlattı. Genelkurmay başkanımızla görüştük. Sana bir görev vereceğiz. Ama ben dedi görevi söyleyince sakın dedi karar verme. Git ailene sor. Komutan niye dedim sorun aileme? Ya bu konuşmada anlıyor musun? Bu riskli bir, tehlikeli bir görevden şey. Ben dedim risk, tehlike falan. Yani bu bizim meslekte böyle şeysiz. Yani benim konuşma stilim herkes dedi. Risk varsa, tehlike varsa. Bu dedim. Ya bu mesleğin kendi doğasında var. Yok. İlla şeye git. Ailene sor, geleceksin. İlla ailene, komutanım. Aileme sormayacağım. 15-20 dakika sürdü bu konuşma. Füsunoğlu Paşa şeyde. Hala. Evet. Sayın Pamukoğlu, isterseniz bir dakika araya gidelim. Aradan sonra. Fenerbahçe'de yani. Orada evet, şey, evet. Devam edelim. Değerli izleyenler, tamam. Çok kısa ara, bir dakikalık. Daha sonra birlikteyiz. Nasıl karar verdiğini değerli izleyenler, özel yayın devam ediyor. Tabii şimdi hem sizin sorularınız geliyor bir yandan Twitter'dan, bir yandan telefonlardan. Sayın Pamukoğlu'na onları tek tek soracağız. Hepsini soracağız. Bunu hemen söylemiş olalım. Hepsini de okuyoruz sorularınızı da yine sosyal medyadan. Sayın Pamukoğlu, siz de bitirin isterseniz. Evet. Efendim. Şimdi Füsunoğlu Paşa sonunda söyledi. Sayın Genelkurmay Başkanımızla görüştük. Pamukoğlu, seni dedi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı olarak göndereceğiz. Başlıyorum. Ne zaman? Hemen gidelim. Hemen telefon, kırmızı telefon hemen aradı yanındakinden. Direkt şey, Genelkurmay dedi Pamukoğlu albay karşımda, ben aileme bile sormam. Şerefle gidelim dedi. Sağ olun kapattı. Bana dedim Genelkurmay Başkanı seni bekliyor. Gittim oraya. Yani hemen 45 dakika içinde oluyor bu. Gitti. Evet. O da aynı şey. Ama o köpürüyor. Yani gitmeyenler, etmeyenler, şu, bu falan filan. İçerisi tam şey. Ana baba günü. Yani gerçek anlamda köpürmüş bir şey. General. Genelkurmay Başkanı kimdi efendim o zaman? Doğan Paşa. Doğan evet. Bey. Geldi bana. Ailenin müsaadesini aldı mı? Yok komutanım, ne ailem? Ben kuvvet komutanımıza da söylüyorum. Benim ailemle falan. Aileme sormayacağım. Gidiyorum. Ya neler olmuş ya daha önce? Biz tabii bilemiyoruz. Sonuçta bir kurmay almıyoruz. Yani kuvvet karargahı, genel kurmay generalden geçilmiyor. Yani neler olmuş? Biz bilmiyoruz ki. Biz normal albayız işte. Yani evet. Öyle düşün. Ne zaman gidiyorum? Hemen gidiyorum. Ya, sormam. Aileme bu hayatı. Kaldı ki bunun nesini soracaksın? Evet. Bu ne bu ya? Sıradan bir şey.
Sıra bu sıra karar. Yani bu şeyle vicdani bir şey. Olması gerekiyor. Göre göre. Şey, evet. Bu şey kardeşim ya bir şey. Yani güneş ufuktan doğar. İşte şeyden dağların doruklarından doğar. Şeyde doğudan doğar, batıdan batar gibi. Bu kadar çok bana göre sıradan bir karar. Biz ne karar aşamalarından, nelerden geçtik? Bu şeyi insanı rahatsız ediyor. Evet. Beni de rahatsız ediyor, gençleri de rahatsız ediyor. Bir de ayrım yapıyorsunuz, ikilik yapıyorsunuz. Bir şey istemeden sonra hem diyorsun bir oy bizi kurtaracak, hem de yüz binlerin üzerinde oy alan kaldı ki bugün hep para yüz binlerle falan kimse ölçemez. Ben görüyorum her şeyi. Onu merak, herkes görüyor. Evet. Gelsinler benim gittiğim yere görün bakayım. Böyle 7 saat. Bir yazar 7 saat hiç durmadan yerimden kalkmıyorum. İmza atabilir mi? Dikiş makinesi gibi. 5 dakika ara veriyorum sadece. Bir de dayanamazsın. Şeyi de yazmıyorum. Öyle soyad muyad falan böyle mektup yazar gibi saygılar, selamlar öyle bir şey yok. İsmi imza. 7 saatten önce bitiyor. Ben bugün Hepar'ın ve Osman Pamukoğlu taraftarlarının gücünü görüyorum. Evet. Bu gücü boşa çıkaramazdık. Evet. Boşa çıkartmam demek AKP'nin işine yarayacaktı. Bir karar vermek durumu. Karar derken şey ya, gidip de yani nedir? İngiltere'nin, Fransa'nın, Alman'ın, Polonya'nın, bilmem ne, İtalya'nın, Yunan'ın bir partisine mi verdiniz? Burada da insanları var. Gençleri var. Çalışıyorlar, ediyorlar. Belli. Ne yani? Evet. Ama bizde diye yani ayrımcılık yapıyorsunuz. Herkes birbirine tın tın gidiyor. Buraya gitmiyorsunuz. Gelmiyorsunuz. Hadi bizi bırak. Cumhurbaşkanı adayı. Evet. Sonra hem diyorsunuz bize şey konuyor, ambargo konuyor. İşte ulusal kanı, işte aydınlık gazetesi, işte yayın evi, işte gençlik. Neden bundan istifade etmiyorsunuz? Hem diyorsunuz bak bir kişiye ihtiyacım var, hem de siz bir yumruğu şey göz ardı ediyorsunuz. Yumruk ne dersin de? Efendim İşçi Partisi, eski Yeni Vatan Partisi. Ben 150 bin oyu, 160 bin oyu. Ya siz bir oya muhtaçsınız. Bir de o oy niye alındı da ayrı bir konu. Yani siz barajları koyarsanız, insanların kafasına bir takım işte baraj engeli koyarsanız öyle oluyor bu iş. Bizim biraz. İlk girdiğimiz 2011'de düzgün insanlar, dürüst, samimi insanlar. Paşam, sizin için her şeyi yapmaya hazırız. Fakat barajı geçemeyiz için oy vermeyin diye her yaştan, her sınıftan, her eğitimden yüzlerce kişi söyledi. Evet. Dürüst ama samimi. Barajı geçemeyeceksiniz. Barajı geçemeyeceksiniz. Barajı ben dedim ki işte hepiniz böyle konuştuğunuz için birbirinizle biz 122 binde kaldık. Evet. Şimdi İsterseniz oraya tepkilere geçmeden önce bir konuya daha isterseniz soralım. Şeyi nasıl buldunuz efendim? Tabii Vatan Partisi destekleme kararınız içerisinde bu maddelerin içerisinde yok ama Vatan Partisi şu geçtiğimiz süre içerisinde bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Ermeni meselesini çözme meselesi var. Yani artık uluslararası hukuk yani açısından... Meydan okudum. Meydan okudu. Yani işi soyut bırakmadı. Evet. Efendim böyle lafta nazariyatta bırakmadı. Gitti Avrupa'da resmen meydan okudu bütün Avrupa'ya. Evet. Çok net ve çok kesin yani. Bunun yanında Rusya krizi vardı. Uçak krizi biliyorsunuz. Çok ciddi sorunlar olmaya başlamıştı. Bizim turizmimize, yaş meyve sebzemize, Akdeniz Ege'deki çiftçilerimize o var. Yine Suriye krizinin çözümü konusunda bir takım çabaları var. İşte Şam'a gitti, Esad'la görüştü Sayın Perinçek. Sürekli heyetler gidiyor. Yani bütün bu ya onların, Çin'e gidişi onların falan. Onların da hepsi bir sebep. Evet. Ama ben haksızlık yapıldığı için bakın o şeyler bunların hepsi doğru. Evet. Ama esas onu karara götüren şey ayrım yapıyorsunuz diyorum. Evet. Hem de bir tane ere hani bir tane tüfeğe biraz öyle söyleyeyim. Yani evet. İhtiyacınız olduğu zaman yani bir tane bunu yapmadınız diyor. Evet. Yani çünkü şöyle benim bir şeyim falan olmadı. Ben çünkü zamanında yaptım. Ama mesela şu seçimlerle ilgili Doğu Bey kaç kere bunlarla görüşmüş. Yani şahsi veya telefonla görüşmüş. Evet. Ya bu nedir bu? Ben sorayım bunu nedir yani? Evet. Neden korkuyorsunuz? Ne
Birileri hani siz diyorsunuz Avrupa Birliği belgelerine girdi bizi bunu aman büyütmeyin diye. Ya biz kayıtlardayız. Evet. Sayın Komutanım, sorular da geliyor. Tabii öncesinde siz bu kararınızı sosyal medyadan açıkladınız. Yine oraya gelen yorumlar da var. Yani çok güzel mesajlar var, destek mesajları var. Şu anda da yine Hepar Vatan diyor tagı. Yine ikinci sırada. Ben bir karar verdikten sonra. Mesaj var. Evet. Bir şey söyleyeyim. Buyurun. Tam mesleğimden söyleyeyim. Buyurun. Ben bir yere atış yaptıktan sonra hedefe vurulduğunu gördükten sonra bu 9'dan mı vuruldu, 8'den mi vuruldu, 12'den mi vuruldu, hedefin kenarından mı vuruldu, ne kadar toz kaldırdı ona bakmam. Hedef vurulmuştur. Evet. Ama soruları da isterseniz... Onu, oradan toz kalkıyor, oradan rüzgar, yapraklar bu tarafa gelir. Karar, bütün kararlar risk taşır. Gerçek anlamda kararlar. İnsanlar karar vermez, onu söyleyeyim. Yeni bir kitabım yayınlandı, ikinci, üçüncü baskısı yaptı. Hayat, karar ve eylemdir kitabın adı. Bütün bunlar hepsinin içinde var. Karar nasıl verilir, durum muhakemesi nasıl yapılır, insan kişilik özellikleri nelerdir, yönetim nedir, motivasyon nedir, nedir? Birçok insan beni aradı, ya keşke bu kitabı daha önceden okumuş olsaydık diyorlar. Hepsi var. Öyle, karar, inisiyatifi ele geçirmekle beraber riskleri taşır. Beni tenkit edecekler, itiraz edecekler, birileri gücenecek falan diye karar verilmez. Biraz önce anlattığım gibi. Ailene sor, sormam. Efendim tehlikeli. Tehlikeliyse tehlikeli. Bu kişilikle ilgili bir şeydir. Kişilikle ilgili. Onun için karar eray riskleri de taşır. Bir takım itirazları da getirir. Her zaman öyledir. Muharebelerde de öyledir bu. Yani birçok yerde birçok işler olumsuz gider. Bir karar vermeniz lazım. Ya öyle zamanlar olmuştu. 32 yerde çarpışmaya girmişizdir biz Kuzey Irak'ta. Aynı anda 32 yerde çarpışma. Bu işin içindekiler bilir. 32 yerde bir günde çarpışmaya girilmez. Bir defa adamları bulamazsınız 32 yerde. Ama şu var. Bir şey karar vermem lazım. En kritik yere bir şey müdahale etmem lazım. Belki giderek. Giderek derken ben de oralardayım da şimdi hangisinin şeyin? Belki giderek. Belki oraya kobra göndererek. Belki topçu göndererek. Belki ihtiyat taburları, bölükleri göndererek. Karar böyledir. Riski vardır. Gönderdiklerimi de belki riske atıyorum. Alacaksın bu kararı. Bunun hiçbir yolu yok. Öyle an vardır. 60 asker sıkışmıştır. Avaşin denilen bir yer. PKK'nın o şey, en çok kullandığı yer. Tabii Cedme Berkal. Düzeltiyorum. Nezikare dedi kampını. Oraya gideceksin. Anlaşıldı mı? Çünkü 600 küsur PKK'lı var. 60 asker. Oraya indi. Daha sonra indiremiyorum. 11 tane dosk ateş ediyor. Oraya bir şey yapmam lazım. Bu risktir. Bu tehlikedir. Yapacaksın. O ne? Aman şöyle olmaz. Bu ne? Aman şey. O ne? Tehlike. Böyle bir hayat yok. İşte kitabın adı gibi. Hayat karar ve eylemdir. Hayatta pragmatik olacaksın. Geçen her zaman eğer böyle lafla mafla falan geçen eylem yapılmayan her dönem var ya bana göre hiç boştur. İnsan demek benim için yani yaşamın şeyi, gerekçesi hareket ve eylemdir. Onun için bu tip kararlar falan filan yaptığın an bitmiştir. Kaldı ki onu işte biraz önce başlangıçta ikinci bölümde neden böyle bir şeye maruz kaldığımı bir şey daha söyleyeyim. Geçen gün bir törenden çocuklarla dönüyorum. Beni ismen bağırarak birisi geldi. Benim ortaokuldan sınıf arkadaşım, yani dershaneden arkadaşım. Bizim çocuklara dedi ki, babanızla ilgili her şeyi söylemişlerdir dedi. Size anlatmayayım. Ben bir şey söyleyeyim. Bu dedi haksızlığa dayanamaz. Ortaokulda. Tamam. Yani kendisiyle ilgili. Birine bir haksızlık yaptığı an bu dedi mümkün değil. Yani. Bak. Sonradan general de oldu. Jandarma. Benim sınıf arkadaşım. Haksızlık. Haksızlık. Kabul etmem. Listeymiş, misteymiş, milletvekili seçilmiş bilmem. Haksızlık yapılmıştır. Perinçek, Öcalan görüşmesi üzerinden çok eleştiriyorlar sizi. Şimdi gelen mesajlarda, sorularda da var. Beka Vadisi'ndeki görüşmeyi nasıl değerlendiriyor?
şeklinde. Ne dersiniz? Biz o dönemde ben Hakkari'deydim. Tabii. Bizim bundan haberimiz oldu. Sadece Doğu Perinçek değil. Hı hı. Oraya Mehmet Ali Bilant da gitti, Cengiz Çandır da gitti, gazeteci o da gitti, bu da gitti. Şimdi bilinmeyen şudur. Biz görüyoruz. Biz orada o dönem 90'lı yıllar şeydi ya, cehennem gibiydi. Kan gövdeyi götürüyordu orada. Şimdi bizim üzerinde nasıl etki yaratır bu? Ben bir şey söyleyeyim. Biz şöyle tartarız. Bu PKK'nın gücünü yükselten bir hareket mi, azaltan bir hareket mi? Artıran mı, azaltan mı? Bir daha söylüyorum. Artırır mı, azaltmam? Şimdi PKK ve benzeri örgütler, silahlı siyasi örgütler, silahtan çok en iyi neyi kullanır biliyor musunuz? Propagandayı. Propaganda. PKK bunun çok iyi propagandasını yaptı. Propaganda yaptı. Çok iyi yaptı ve yaydı. Yoksa PKK'yı hiç milim yükseltip gücünü artıracak hiçbir şey hareket değil o. Yanlışı var. Bu İmralı'daki de daha sonra kendi söyledi. Geldi bize, silahları bırakın diyor. Evet. Fakat PKK bunu çok iyi kullanır. Seni böyle törenle karşılar gibi. Ya bilemezsin sen, şimdi dışarıdan geliyorsun. Öyle bir hazırlık yapar ki. İşte oturtturur, yemek yedir, şunu yapar, bunu yapar. Şimdi ben bir kitap yazdım, yayınlanacak. Çok önemli. İsmi Kızıl Gömlekler. Garibaldi var, Tito var, Mao var, Alberto Bayao var, Ho Chi Minh var, Nguyen Diop var, ondan sonra Yasser Arafat var, Castro var, Ernesto Che Guevara var. Bunlar Gay Nizami Harbin ünlü isimleridir. Yasser Arafat dahi. Hepsinin hayatına bak. Bu PKK onların şeyi, taklidi. Tabii taklit. Asılları bunlar. Propaganda bir, silah iki. Onu kullanacak. Orada bunu kullandılar. Ama bu şu, 25 sene önce. Ama şimdi bugün FETÖ da Vatan Partisi'ne saldırıyor. PKK da Vatan Partisi'ne saldırıyor. Söylemler ortada. Bir şey söyledim. Mesela ölü bilgi dedi. Geçmişe ait bilgi dedi. Yani boru hattı bilgisi dedi. Boru hattı bilgisini kullanarak ben bugün karar veremem. Benim kararım bu. İşte PKK silahla bastırılacaktır. Tam bağımsızlık esastır. Atatürk devrimleri esastır. Bu çok açık, net bir şey. Evet. PKK elbette Doğu Bey partinin genel başkanı. Bu binlerce genci, yaşlısı, kadını, erkeği, bunların hepsini bilmiyor mu? Bunlar niye bu partiye gelmişler ki? Böyle bir şey, yani bir ziyaretin bütün şeyi, kurumu sil, içindeki insanları sil, her şeyi sil, haksızlık yap, bunu yap. Peki şu açılım ve çözüm sürecinde, daha ben ilk gün söyledim, PKK sizi kandırır. PKK silah milat bırakmaz. Oynatır sizi. Çünkü tanımıyoruz ki PKK'yı. Hala da yani bu işin şeyi değiller. Yani Gay Nizami Harp. Muharebe tekniklerinin aynısını kullanıyor. Baskın savun. Bunun içinde değiller. Yani bu tarihe falan bildikleri yok. PKK'nın ne yapmak istediklerini biliyor. Kadro ne yapmak istiyor. Nasıl genişliyor PKK. PKK öyle 5000, 6000 kişi değil artık. 60.000, 70.000, 100.000 oldu her yerde. İşte bak, Fransız bataryaları bile geldi. Bırak yani o 5000 tırla giden bilmem ne şeylerini bırakın bir kenar gel. Çözüm sürecinde bu işte Oslo, Habur, İmralı, değil mi? Bunlar ortak gibi hükümet ortağı gibiydiler. Abdullah Öcalan'ın mektupları gelip gidiyor. Kim götürüyordu bunu? He? Bunu HDP'liler yapmıyor muydu?
Bunlar Kandil'e gidiyor. Bu da şeyler dahil. Bırak bizim devlet görevlileri yapıyor. Onlar da dahil. Peki bir akademisyenleri topladınız. Akademisyenleri değil mi? Ve şeyleri topladınız. Akil adam. Nedir o? Akil adam bilmem ne diye. Sanatkarlar. Bunlar hepsi o dönemde yaptığı hareketlerle PKK'ya çalışmadan bunun adına bu mücadelede yardım ve yataklık dönür. Bir daha söylüyorum. Siz il il gezerek bırak bir kere PKK şeyde görünmeyi PKK Vadisi'nde. İl il gezerek siz bu PKK propagandasını yapmadınız mı? Ve sonuçta 1,5 yıl bütün kentler kırsal şunu bunu hepsini PKK'ya bırakıp PKK'nın şehirleri savunacak hale gelmelerine sebebiyet vermediniz mi? Ve bunun sonunda da yüzlerce çocuk, asker ve polis orada şehit olmadı mı? Sizin valileriniz, kaymakamlarınız, şimdi tabii bu hükümet de yanaşmıyor. İşte valinin kararıymış, işte kaymakamın kararıymış falan böyle kenarlara kaçmaya çalışıyor. Bu nerede bu sanatkarlar, akademisyenler? Bu mücadelede bunun adı yardım ve yataklıktır. Sonuçta o kadar çocuğun ölmesine sebep oldunuz. Dolmabahçe? Bak buradaki şey şu. Tabii Dolmabahçe'de bunun bir parçası. Siz ölüme sebep oldunuz. Ölüme sebep oldunuz siz. Bunlar yok. Hiçbir şey yok. Yani yok bunlar. Bunlar yummuş alınmış. Şimdi bunun niye baştan söyledim? Şimdi mesela bu Edirne ziyareti. İncene. Ana dilde işte eğitim. Yok bilmem yani Demirtaş'ı başkan yardımcısı yapacağım. Yok ona özgürlük. Bunun sonu nereye gidecek biliyor musun? Bu gide 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 şaşırtıcı bir hale gelecek. Kendini şey sağlamak için yani rant sağlamak için veya siyasi kişisel avantajları sağlamak için bu yol ben biraz önce söyleyeyim gene söyleyeyim. 10 yıllarca sürecek. Daha 10 yıllarca. Daha dün iki çocuk şehit oldu. Ondan önce iki çocuk şehit oldu. Her gün bir çocuk, iki çocuk, bir çocuk artık kim herkes vurdum duymaz oldu. Ve hiç etkilemiyor hiçbir şeyi. Ondan sonra işte efendim 25 sene önce öyle olmuş. Bilmem ne böyle. Şimdi bunun bir sürü şeyleri var. Sorunları var. Bu işleri şeye çıkmaza sokanlar var. Hepsini bir protesto etsenize o zaman. Hepsini bir reddetsenize. Şöyle olur. Yani 30 yılda PKK ile ilgili ne varsa hepsini silip süpürün. Ben size söyleyeyim. Silip süpürürseniz ben size söyleyeyim. Hiçbir partide şey kalmaz. Hepsini silip süpürürsün. Ne yönetici kalır ne milletvekili kalır. Tabii. Hepsi bir şey. Kulaklar ve gözlerin biri dışarıda. Tamam mı? Siz İngiltere duruyor mu zannediyorsunuz? Siz Almanya duruyor mu zannediyorsunuz? Siz Amerika duruyor mu zannediyorsunuz? Bugün Vatan Partisi'nin Amerika'ya söylediğini söyleyebilecek bir parti başkanı var mı? Bak bir daha söyle. Muhakeme etme. Duygu başka bir. Duygulu olmaz bu. Muhakeme. Duygulu olmaz. Var mı? Böyle Amerika'ya kafa tutabilecek. Kulaklar orada. Neden? İşte neden? İşte biz şeyi alırsak seçimleri falan Avrupa fonları açsın değil mi? Hı? İşte düzen bu. HEPA'nın kurulma sebebi de buydu. Hepsi buydu. Düzen, hepsi düzen. Düzen. O nedenle neresine bakacaksın? Hangisini ne diyeceksin? Bir şey tutturmuş, o odur, bu odur. Bir şey daha var. Anlayamadığım şey, dürüstçe hareket edilmemesi. Dürüstlük diye bir şey var değil mi? Yani o insanın kişisel onur, gurur bir şey var. Bana göre partiler de canlı. Onların da bir gururu var. Onları da bir şey yapacak. Seni istemiyorum, seni istiyorum. Onu istemiyorum, bunu istemiyorum. Bana sorarsan ben hiçbirinizi istemiyorum. Bu kadar açık. Sanki şey, matahtı. Ya ne yapayım? Laf. Siyaset yapacağım. Laf. Bilmem. Ne zaman ne yapayım? Ben öğreneyim ya. Ya bu ülkeyle ilgili ne zaman ne yapılmış? Nerede? Nedir ya? Gösterin de ki şunu yaptım. Bilmem. Ne yapmışsınız kardeşim? Barış koşullarında bilmem. Ha ha hi hi.
Onu almış da bunu vermiş de bilmem ne. Ofiste çalışmış da bina dikmiş de bilmem ne. Ne yapmışsınız? Ya bir şey olarak yani ülkeye gerçekten böyle riskler, tehlikeler, büyük meseleler, zor kararlar. Böyle bir şey ne, nerede, ne, kim yapmış? Ben yap, yani elbette yapan insanlar da var bu ülkede ama bu siyaset şeyine takılıp da ne diyeyim? Bak bir listeler bilmem ne oldu, herkes şey değil mi? Birbirine girdi. Evet. Ya, öyle değil mi? İstifalar daha başladı. Ya, daha dur, daha çok şey çıkar bunu. Yani bu pilav daha çok su kaldırır. Bütün partiler birbirine girdi. Neden? Belli işte düzen. Kişisel rant çıkar. Şahsi şey menfaat. Evet. Ondan yok vatanmış da milletmiş de. Ne? Taş attığında kol mu yoldu? Ne yaptın? Ne yap? Ben sorayım ya. Biz şeyde geziyorduk. Yani ben onu bile söylemekten böyle sıkılıyorum ama. Ya ben bu Meriç hududundaydım. Yani Yunan hududunda. Meriç, Arda. Oradan gittim Aras nehrine. Hudutlarda. Hudutlarda Aras. Kürt köylerinin içindeydim ben. Hudut bölük komutanıydım. Oradan git şeye, Zap nehrine. Biz hudutlara gezelim. Gez. Ya herkes de hudut gezmez. Ankara'da da çalışılır, İstanbul'da da çalışılır. Yani Konya'da da çalışılır. Hudutlarda bir dolaşalım falan. Ne huduttan hududa. Sanki şey, bir hudut şeyiz. Yani hudut subayı. Zaten hudut subayıydım. Yani burada çalış 6-7 yıl. Yani Ergene, Mergene, işte Arda, Meriç. Oradan git Arpaçay, Aras Nehri. Oradan in Zap suyu, Şemdinli çayı falan böyle. En sonunda Kıbrıs'a gittik. Zaten orada da bitti. Buralarda biz buralarda yapalım. Siz ondan sonra şeyler, odalar, lüks yerler, rambili şeyler, Maraken koltuklar. Ne güzel bir hayat. Ondan sonra şu. Efendim, bu kararlar nasıl veriliyor falan. Bir, mantık diye bir şey var biliyorsunuz. Mantık. Nedir mantık? Mantık diye bir şey nedir mantık? Mantık şudur. Zihne daha önce alınan veriler kulaktan giren veriler sonradan dışarıdan gelen bilgilerle mukayesesidir. Kardeşim senin mantığın seninle ilgili. Seninle ilgili bir şey. Sen içeride ne varsa dışarıdan geleni onunla şey yapıyorsun, kıyaslıyorsun. Böyle bu mantıklı değil. Mantıklı değil dediğin zaman o seninle ilgili bir şey. Beni ilgilendirmez başkasını. Sana ait o. Onun için böyle duygulara kapılarak değil mi? Duygu bu da karar marar olmaz. Partinin adı gibi. Hak ettiği gibi hareket edeceksiniz. Eşitlik yani özgürlük anlamında hareket edeceksiniz. Partinin adında. Bakın şimdi bugün yani aylardır ne söyleniyor? Şeyden itibaren, referandumdan itibaren. Hak. Değil mi? Hak. Hukuk. Adalet. Değil mi? Adalet. Eşit. Yani. Ya bizim partinin adı ya. Bar bağırıyorsunuz her yerde. Partinin adı o. Bizim. Ne güzel ya. Bu partinin adı o kardeşim. Söyleyin işte. Ne güzel. Hak. Değil mi? Evet. Tamam. Ne güzel. Ne güzel. Eşitlik değil mi? Bu da kullanılıyor değil mi? Evet. Tamam. Bize gerek yok. Zaten siz bar bağırarak zaten partinin adını her yerde. Sayın Pamukoğlu bir araya daha gitmemiz gerekiyor. Her yerde. Çok kısa bir ara yine aradan sonra tekrar birlikte olacağız değerli izleyenler. Değerli izleyenler, özel yayınımız devam ediyor. Sayın Pamukoğlu'yla birlikte biz sorularımızı soruyoruz. Kendisi yanıtlıyor. Tabii. Yani bir mahkemelik falan diye bir şey hiçbir zaman olmadı ya. Kimseyi mahkemeye vermedi. Yani yok öyle bir şey, öyle bir şey yok ya. Evet. Yani mahkemelik iddiaları üzerine söylenmiş. Öyle bir soru da var. Evet. Evet. Şimdi ya yok Perinçek'te mahkemelik olduğunu zaten. Yok kardeşim mahkemelik. Öyle yok bir o iddialara şey. Yanıt veriyor. Ya de ki olabilir. Mesela bu da aynı ya, şey değil. Ya mahkeme yani biri birimiz diğerine haksızlık olduğunu iddia ediyorsa falan
şey yapar, yapsın yani. Hayır, böyle aramak için mahkemeye verebilir. Anladığım yani burada kadarıyla böyle bir şey yok ama velev ki olması o ayrı ya bir olsun, şey. Bu ayrı bir şey yani. Olabilir. Burada Türkiye'nin geleceği söz konusu. Evet. Hayır. Biri haksızlığa uğradığını başkası tarafından yani kendisine haksızlık yapıldığını inanıyorsa versin mahkemeye. Evet. Sizi tanıyan galiba yine bu açıklamanı Vatan Partisi'ne destekleyeceğiniz açıklamasından yani kaç, sonra. Cumhurbaşkanı da beni mahkemelere verdi. Ne olacak? Olabilir. O verdi. Evet. Doğru. Bu sizin Vatan Partisi'ni desteklemenize yönelik açıklamanızdan sonra bizi herhalde sizi tanıyan birisinin bir mesajı olsa gerek. Osman Pamukoğlu'nun verdiği kararların sebebi hemen anlaşılmaz. O dağın arka yüzünü görür, sonra şaşar kalırsınız, liderlik budur demiş. Şimdi o yani dağın arka yüzünde ne var? Cromwell, biliyorsunuz o İngiliz, yani evet, parlamenter sistemin getirilmesi ve kralı indiren, seyahat ediyor arabayla. Yanında da arkadaşlarından biri var. Her defasında Cromwell şöyle diyor. Şimdi bu sırtı geçtikten sonra muhtemelen bir dereye çıkacak. O derenin sağında veya solunda 15-20 tane ev olan bir köye rastlayabiliriz. O dağı geç, o vadiyi geçince bu yanında arkadaşı diyor, dayanamıyor. Ya nedir diyor bu, yani bir sırtı, bir tepeyi, bir dağı her geçmeden, yani geçmeden önündeyken sen onun ötesinde ne olacağını söylüyorsun. Ya benim diyor 40 yılım böyle geçti. Evet. Ne olacağını, neyle karşılaşacağımla geçti. Onun için benim alışkanlığım bu diyor. Yani bu sırtı açtık, neyle karşılaşacağız? Yani dere, bataklık. Yani yanımda da şey var, yani ordum var. Bu coğrafyayı tahmin etmem lazım. Yani hasmımın da bu coğrafyada nerede beni beklediğini kestirebilmem lazım. Şimdi sizin gibi aslında sıcak çatışmalara katılmış yine bir isim var. Ali Türşen. Sıcak çatışma mı? SAT komandosu kendisi. İşte Kardak Fatih olarak da biliniyor. Şimdi bir yorum yapmış. Ben onu soracağım. İzleyicilerimize soruyor. Her gün 5'er 10'ar gönderilen neden Osman Pamukoğlu Paşa'yı partinize davet etmiyorsunuz? Mesajları artık gelmeyeceği için memnunum. Hayal kırıklığı yaşayan heparlar için de üzgünüm. Bir mesaj. Bu da çok tartışılıyor, konuşuluyor şu anda Twitter'da. Kim kime yazmış? Gençler yapmıştır onu. Sıkıştırıyorlardır onu. Evet. Bahriyeli'ye sıkıştırıyor. Gençler ona, gençler ona neden onu yapma ihtiyacı duyuyorlar? Onu şey, yani bir karar alacak da bir şey yapacak falan. Ben onun bir partide bir karar organının içinde falan olduğunu falan zannetmiyorum. Hı hı. Gençler şey, yani balık tutmak istemişler herhalde. Ya gençler yapıyor. O da ne diyor onlara? Ya bu doğrudan kendi ifadesi. Yani sözde kendisine bazı talepler geliyor. Gençlerle geliyormuş falan uğraşıp gençlere, bir albaysan yaşın başın var. Hı hı. 16 yaşında, 18 yaşında, 22 yaşında çocuklarla değil. Böyle bir şey varsa açarsın benim, telefonla konuşuruz. Hayır, muhtemelen şunu söylüyor yani artık. Ben de, bana sorarsın onu, bana. Anlaşıldı mı? Yani, askeri eğitim aldıysan, askeri eğitimin getirdiği bir adab, terbiye ve usul vardır. Evet. Geçen, bu yanıt oldu herhalde. Onu bana sorarsın. Cevabını da alırsın. Efendim, şu ana kadar seçimlerde belli bir noktaya geldik. Şurada bir ay kaldı. Cumhurbaşkanı adaylarının açıklamalarını, seçimlerde söyledikleri vaatlerini veyahut da programlarını nasıl görüyorsunuz? Şimdi açıklamayı, bir net parti olarak açıklamayı bir Vatan Partisi yaptı. Seçim bildirgesi. Tabii, seçim bildirgesi olarak yaptı. O
bizim program, yani parti programı anlamında, yani seçim geldi bunu yapalım anlamında değil de parti programı olarak neredeyse motomot bize benziyor. Yani bazı bölümler hariç. Evet. Diğer böyle mitinglerdeki konuşma falan şey, yani ne verirsen ver sistemiyle gidiyor. Yani bol keseden bol gidiyor. Bol keseden evet sistemiyle gidiyor. Halk buna ne kadar şey, yani inanıyor veya gerçek olabileceğini tahmin ediyor. Bir şeyin kararı, yani vatandaşların bir şey düşünmesi lazım. Yani bir muhakemeden geçirmesi lazım ve ama ben şunu görüyorum. Mesela bir şeyler anlatırken bazılarında hiç güvenlik yok mesela. Diyor ki mesela 5 ayaktan müteşekkil diyor. Bunun içinde güvenlik yok. Halbuki Türkiye'nin bugün en büyük şey meselelerinden biri güvenlik. O yok. Evet. Meselelerinden biri güvenlik. Bu mesela temel 5 madde diyor. 5 ayak diyor. 5 sütun diyor. Güvenlik yok. Diğerleri de daha çok bir şey açıklamadı. Bunun yapanlar şey, yani Cumhurbaşkanları adaylarının bu mitinglerde vesaire veya bir toplantılarda söylediklerinden görüyorum. Diğerleri açıkladığı zaman ne olacak? Yani hepsi diyor ki ben her şeyi vereyim. Hiç vermeyeyim diyen falan görüyor musunuz siz? Öyle bir şey yok. Yani hakikaten var da mı veriyorsunuz? Yani nasıl olacak? Şuraya getirmek istiyorum. Bunların hiçbirine inanmadığım için, inanmadığım şeylere konuşmam da zor oluyor. Evet. Doğru. Evet. Peki bu programlar açıklanıyor, bütün partilerin açıklamaları yapılıyor, işte televizyonlar birçoklarını veriyor. Vatan Partisi'nin şeylerini, basın toplantılarını, programlarını hiçbir televizyon vermiyor, ulusal kanal verdiğiniz. Yasaklısınız. Onu medya ambargosu var sanki. Yasaklısınız. Size şöyle bir soru soralım. En son ne zaman çıktınız televizyonlara? Hangi televizyon? Yani dinlen televizyon, holding medyası diyelim en azından. Ben holding medyası lafını ben çok kullanırım. Bir asır önce. Bir asır önce. Bir asır oldu. Ya bu korku dağları bekliyor şey. Bu korku felakettir. O Karar ve Eylem kitabında korku birkaç bölümde anlatılıyor. Korku arkadaşlar bir kurgudur. İnsanı işe yaramaz hale getirir. Yaşamı sana zehir eder. Yaşamın tadı tuzu gider. Ve insan olarak yani alabileceğin şeylerin, yani hissedebileceğin duyguların hiçbirini hissedemez. Korku öldürür insanı, öldürür. İnsanın en çok çekindiği şey ölümdür. Yani hayattan atılmadır. Bunu bilir bu canlı türü olarak. İkincisi korkudur. Bu da ölüme eşdeğer hale getirebilir insanı. Korku cesaret gibi bulaşıcıdır. Bulaşıcıdır. Cesaret de bulaşıcıdır. Korku da bulaşıcıdır. Bunun tarihte yaşadık biz. Bireysel ve kitlesel olarak. Balkan Harbi. Rezil rüsva olduk. En uçtan başladılar. Edirne altından. Ta Çatalca'ya kadar. Herkes bağıra bağıra kaçtı. Çünkü oradaki bir şeyler başlattı bunu. En ilerideki taburlar başlattı. Bu da ihtiyat taburlarıydı aslında. Yani şey muvazzaf taburlar değildi. Yani yaşları şey olan, yani belli bir şey geçmiş, yani ihtiyat olarak şey alınmış askerlerdi. Başladı. Ben buna esir olan insanlar yaşamı zehir oluyor. Bunu biliyorum. Yani onun için risk olmadan başarı olmaz. Risk olacak. Herkesin yaptığı şeyi sen yaparsan kıymeti olmaz. Sen farklı bir şey yapacaksın. Başkalarını yapamadığını yapacaksın. Başka türlü olmaz. O bakımdan korku kurgu. Sen yapıyorsun.
zihinde yani sen yaratıyorsun. Hı. Sen öyle bir şeyi ruh haletine giriyorsun ki ve onu bekliyorsun. Lanet olası onu beklediğin için de geliyor. Bak bu cümle çok beklediğin için o gelir. O neyse. Hani 40 defa söyleme olur derler ya, bu çok doğrudur. Sen de zihin öyle bir şey ki yani korku o neyse, korku korktuğun şeyden daha beterdir. Gelir seni yakalar. Bir kitabe var, eski kitabe. Kişi, bir şahıs şeyi, ölümü görüyor. Ölüm. Nereye gidiyorsun diyor. Falan şehre gidiyorum diyor. Niçin gidiyorsun? Orada diyor 1000 kişi öldüreceğim diyor. Dönerken tekrar o kişi ölüme rastlıyor. Bana diyor 1000 kişi dedin diyor. Orada diyor 10.000 kişi öldü diyor. Ben diyor 1000 kişi öldürdüm. 9.000'i korkudan öldü. Bu eski bir kitabededir. Bu korku böyle bir şeydir ve ben herkese yani her konuşmamda, her yaştaki insana, gençlere hep bundan uzaklaşmayı, bu duyguyu ezmeleri ve ayak altına almalarını ve reddetmelerini söylüyorum. Bunu biliyorum. Yani bunu her yerde gördüm. Yani silahlı çatışmada da gördüm. Barış zamanında da gördüm. Her zaman gördüm. Bunu ezeceksin. Ama bu şey ister. Yani bunu şeyde silahlı anlamıyorsun. Bunun üstesinden bir tek lider gelir. Başka kimse bunun önünü kesemez. Efendim zaten daha önceki ben yaşadığım olaylar var. Susurluk meselesinde de o dönemlerde o zamanki yine Vatan Partisi'nin o zamanki adıyla ki parti bu tür şeyler hep gündeme getirdi. Birçok olayı anlattı. Fakat kimse bunu medyada yer almadı. Çünkü görmemezlikten, yani görmeyerekten bu işi örteceklerini düşünmüşlerdi o sıralarda. Fakat işte bir kamyon kazasından sonra her şey açığa çıktı. Hı. O zaman hiç o aydınlık o zamanlar yine haftalık çıkıyordu. Onların yazdıklarına hiç itibar etmediler. Ondan sonra bütün arşivleri arayıp onları teker teker haber yapmaya başladılar. Şimdi mesela bir ambargo var. Ama bir süre sonra bir şekilde bu kırılacaktır. Yani birileri koymayın diyor, onu öne çıkarmayın diyor, onu halka göstermeyin diyor belki. Bunları ben gazetecilik yaşamda çok sık yaşadığım için bana çok sürpriz gelmiyor. Ama bir süre sonra hayat getirip korkuyu yenebiliyor. Bazılar içinde. Ne yaparsam nasıl olur? Yaptığım doğru mu, yanlış mı? Bir yere gitsem mi, gitmesem mi? Şimdi zamanı mı, değil mi? Bu olmaz böyle bir şey. Evet. Bu olacak şey değil. O olacak şey değil. O mesela birinci şeyde anlattığım arkadaşım vardı ya, benim çocukları görünce babanızın en kaldıramadığı ve sinir olduğu şey, köpürdüğü şey haksızlığa karşıdır diyor ya. O mesela aynı şeyi de biliyor. Bunu, mesela onu da yılbaşı askeri ortaokulda okuyorsun. Selimiye kışlasında yılbaşı. Bunları aldım. Gece yılbaşı. Ortaokul tabii biz. Kaçtık. Okuldan. Selimiye kışlasından kaçıyorsun. Evet. Her yer asker nöbetçi subayı. Gece yılbaşı. Nöbetçi subayları tek tek sayıyor. Yatakları. Koğuşlarda Süreyya sinemasına gittik. Filmde neydi biliyor musun? Ben Hur. Bizi yakalasalar hepimiz gideceğiz. O derdi. Ya senin yüzünden hepimiz atılacaktık. Yakala korkudan. Şimdi yılbaşında
üniformayı çıkartıyorsun, o Selimiye mahzenlerine giriyorsun, sivilleri giyiyorsun, oradan tramvaya bineceksin, Kadıköy'e gideceksin, Süreyya sineması, Beynur'u izleyeceksin, döneceksin. Her yer nöbetçi dolu, nöbetçiler parola der, bilmem ne der, anlamaz. O zaman zaten okuma yazma az, bilmem ne yaz, parola der, sonra ne parolası, kimler ne haberimiz var bizim paroladan falan. Geleceksin, koğuşa yatacaksın. Ya, şöyle, bak, tehlike ver, bir dakika, hemen seni kapının önüne koyarlar. Böyle bir gece firarında. Hemen gideceksin. Mesela o şeyi de bilir. Yani. Bizi de peşine takardı der. Yani korka morka genelde geliyorlardı benimle. Yani şöyle, bu bak, ya kardeşim bu hayat ya böyle tarif ettiğim gibi bir şey yaşarsın ya da yaşarsın. Sonunda herkesin gideceği yer belli, Serbi'nin altı. Oraya gidersin ama bir şeyle gittin ya, bir şeyler, farklı bir şeyler yapmış ol. Nedir bu ya? Bu tam insan, tam insan nedir? Yani beslenme, barınma, üreme değil mi? Öyle değil mi? Maslow'un ihtiyaç şeylerini karşılar. Öyle değil mi Maslow'un? Karşıladığın zaman gidiyor. Ya bu ne kardeşim ya? Öyle değil mi Maslow'un ihtiyaçlar prensibi? Evet. Tamam. Ne oldu sonra? Anlat bakayım. Neydi? Geçen yılı falan anlattı. Ne oldu kardeşim, bu kadar yaş yaşadın, yıl yaşadın? Bana söyle, ben de öğreneyim ya. Neydi ya? Kastamonu, Tosya ovasında kavun karpuz gibi. Değil mi? Ya bu nerede? İşte korku böyle bir şey kardeşim. Bunu, yıkın bunu ya. Onu yapmayayım. Biri ne der? Bunu bilmem ne. Şudur. Yok mahallenin baskısıymış, yok be. Bırak mahalleyi falan. Ne mahallesi? Doğru, mahalle neyse. Sana baksın. Ne mahalleye bakacakmış? O evet. Onu demiş de, bu bunu demiş de. Bir de şu var. Mesela bu sosyal medyada ne diyor onu, klavyeci bilmem ne falan. Bir şey diyeceksen benim telefonlarım açık. Ben normal sıradan insan gibi her yerde dolaşıyorum. Herkes biliyor. Aracımı ben kullanırım. Tek başıma gezerim. Her yerde dolaşırım. Gel bana söyle. Yani bu 68 kuşağı, 68 kuşağı diyorlar ya, hani bir kısmımız üniversitede okuyordu, bir kısmımız harba kullandı falan filan. Gel bize, bana söyleyeceksin. İsterseniz bu programın bu bölümünde bu Vatan Partisi'ne destek çağrısını bitirelim. Hı hı. Ondan sonra diğer konulara geçelim. Ve Sayın Pamukoğlu'na bu çağrınızla ilgili çeyrek kara mı şey veriyorduk? 9 dakika sonra bir ara vereceğiz. Ara vereceğiz. O sırada... Yani son olaraktan çağrınız nedir? İsterseniz izleyicilerimize bunu bir kez daha tekrarlayalım. Tabii. Şimdi bir de aynı zamanda şunu da söyleyelim. Şu anda hep vatan diyor #2. Şu anda Türkiye gündeminde birinci sırada Sayın Pamukoğlu. Evet. Ve birçok yorum var. Yani hepsini tabii okumamız mümkün değil ama soruları da bir yandan evet. aktarmaya devam ediyoruz. Paşam Vatan Partisi'ne destek var dedi. Paşam ne derse o inşallah Doğup Perinçek başkan çıkar diyorlar. Yorumları da bir yandan hızlıca hemen aktarmış olalım. Evet, yine sorular var. Siyaseti neden bıraktı diye soruyorlar ama... Siyaseti bırakmış siyaseti falan değil bırakmış yani. Gibi görünüyorsunuz. Siyaset, arkadaşlar siyaset hemen akla... Genel başkanlık parti geliyor hemen akla. Mehmet Esen sormuş. Parti evet. geliyor hemen akla parti. Bu dönemde siyaset yapmayıp ne zaman yapacaksınız? Yalnız şu var. Bu da bir siyasettir zaten yani ayrıca. Yani. Siyasetin için bilmem billahi bir partiye gerek. Parti evet. parti önemsiz anlamda sanırım söylemiyorum. Sanırım şunu sormak isterler. Yani neden genel parti, başkanı? Ben bir niye bıraktım? Ben şuna inanıyorum. Bu ülkede mevcut sömürü düzeni var. Yani şey sömürüyor. Yani partiler, partilerin içindekiler, herkes sömürüyor. Şey anlamda söylüyorum, parti dışında da sömürü var ama partiler de bu iş için araç diye kullanılıyor. Ben partiyi gençlere bıraktım. Yani genel başkanlıktan işte ilçeye kadar. Onlar yönetsin. Bu işi öğrensinler dedim. Mesela partinin başında ben durduğumda idari, hukuki, mali, bütün her şeyi
örgütsel her şeyi ben çözüyorum. Benim tabiatım itibariyle yani bir şey yapmam ben, bırakmam. Yani mutlaka hallederim. Şimdi böyle olunca her şey sende ya, her şeyi sen hallediyorsun. Yani diyelim Anayasa Mahkemesi'ne yazılacak, yazı yazacaksın. İşte Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir yazı yazacaksın. İşte, niye Giresun'da bir ilde bir şey olmuş onun bilmem nesi. Onu bunu bazı şeylerde savcılıklara gitmek sen gidiyorsun. Burada şu var. Böyle nasıl olsa biri her şeyi yapıyor. Efendim diyeceksin ki genel başkan yardımcıları yok mu? Var o şehirde, bu şehirde, şurada, burada falan filan. Öyle yanımda yani Ankara merkezde bulunuyor. Böylece hiçbir şeyi tam öğrenemiyorlar. Hep söylerim yani en iyi yüzme derin suda öğrenilir diyorum. Derin su. Derin suda öyle kıyılarda mıyılarda olmaz bu iş. Derin suya gireceksiniz. Onun için 2015 seçimlerinden sonra silme bütün kademeyi gençlere bıraktım. Gençlere. Hatta işe yaramaz 23 tane şey vardı il. Varlar ama yani hem var hem yok hem bir şey faydamı zarar. Kapattım hepsini. Tabii ki böyle, kararlar böyle olacak. Yoksa onları idare edeyim falan. Böyle siyasette bir şey var. At sever gibi böyle yanaklardan herkesi sev falan. Böyle bir hayat yok. Çünkü buna inanmıyorum. Yani herkes bir şeyin peşinde. Bir de bizim parti böyle siyasi ve ideolojik bir eğitim verilemediği için bir kadroyla tam oturmadığı için bu iş şey yapıyor, dalgalanıyor. Böyle ahaliden insanlarla o ayrı bir şey. Yani oy vermek için şey. Ama yani bir örgüt yapısı, bir kadro, bunun sevk idaresi, disiplin gücü. Bana göre parti disiplini bir güçtür. Evet. Öyle efendim herkes fikrinde serbest. Fikrinde serbest olacaksın ama karar aldığın an uygulayacaksın. Evet. Yani, efendim bu öyle bir parti ki herkes düşünce, biz sana düşünceni söyleme etme değil mi o zaman? Karar, parti diyorsa ki karar budur, buna uyacaksınız. Yoksa karar bu böyle başı bozuk o tarafa bu tarafa falan öyle bir şey yok ki. Şeyler bile mesela Amerikan büyük şirketlerinin falan ilk gittiğim zaman dikkatimi çekmişti. Hepsi sistemler hepsi oradan alınmış. Evet. Hepsi. Masanın üstündeki şeyler teknik tarifnameler ve kılavuzlar bile aynı. Bu dediğim şey yani bu ordu şeyleri bunlar. İlkeleri, ordu prensipleri, ordu şeyleri esasları. Onlar da biliyor. Yani çünkü en şey dünyada ilk en örgütlü şey ordulardır diyorlar. Yani onların ilkeleridir. Buradan şuna getirmek istiyorum. Ya, özgürlük başka, demokratlık başka, senin fikir özgürlüğün, serbestliğin başka ama bir karar alındığın ona uyacaksın. Evet. Böyle aksiyelde başı bozuk. O bir şey diyor, o bir şey diyor, o bir şey. Onu daha önce söyleyeceksin. Bu karar mesela vermesin. Bazı partilerde görüyorum. Biz demokratız. İyi. Demokratız. Şeye benziyor. Bir tane at var. 4-5 yılar var. Herkes bir tarafa çekiyor. Kardeşim bu at nereye gidecek ya? Bu at gidebilir mi ya? Yürüyebilir mi bu at? Koşabilir mi bu at? Bu mu? Yani bir tek koşum takımı bir tek yular olur. Bunun özgürlükle alakası yok. Şuraya getirmek istiyorum. Gençlere devrettim. Öğrenecekler. Ben mesela yüzmeyi ne zaman öğrenmişim? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben denize 20 metre mesafede doğmuş bir balıkçı kasabasında doğmuş bir çocuğum. Ben öyle bir şey yok. Yüzme öğrenme. Yüzme öğreniyor falan. Ne demek yüzme öğrenme? Otomatik. Ne demek? Tabii bizi kayıktan atıyorlardı, iskeden atıyor, oraya atıyor, buraya atıyorlardı. Daha minnacıkken atıyorlardı. Bakıyorlardı. Büyükler. Yani alışsın falan diye. Şimdi öyle bir şey mi? Evet. Bu işte bu. Anladım. Gençler fakat şu var. Tümünü gençlere verdiğin an olmuyor. Onu da bileceksin. Tecrübeyle heyecanın birleşmesi. Hayır, tecrübe olmadan olmaz kardeşim. Belli kademelerde gençlik, kesinlikle şeyler olacak. Tecrübeyle gençliği yani olmuyor, birleştirmek. Olmuyor. Onu da söyleyeyim. Ama şu var. Bunu da yapıyor. Yani gözünü kırpmadan tüm örgütü gençlere teslim edebiliyor. Yani bu da bir risk. Unutma. Bu da bir risk. Yani bunlar sonunda ne kardeşim? Sonuç. Belli kademelerde görgü, tecrübe, bilgi, yaşı başı uygun insanlar olarak
parti genç olacak. Yoksa bütün tekneyi size verdim. Hayır. Böyle bir şey yok. Olmuyor. Tekneyi batırabilirsiniz. Hayır yok. Tekne şey yalpalıyor yani. Yani hangi kıyıya yanaşacağı belli değil yani. Evet. Bünye şu var. Herkes kaptan. Aman ha. Ve herkes kaptan oluyor. Ve tabii ben, gençler böyle. Benim kadar yani genç lafını kullanan, genç düşkünlüğü olan, bunu her yerde söyleyen. Çünkü ben radikal şeyi seviyorum. Radikal gençlik radikalliktir. Onu, o metinde de vardı. Ben radikalliği seviyorum. İsterseniz bir araya daha gidelim. Sayın Pamukoğlu, aradan sonra yine kısa bir aramız olacak. Değerli izleyenler, o kısa aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Değerli izleyenler, özel yayınımız devam ediyor. Sayın Pamukoğlu'yla birlikte. Tabii sorular da bir yandan gelmeye devam ediyor. Onları da bir yandan aktarmaya devam edeceğiz ama tabii yine biraz daha terörle mücadelenin ayrıntılarına da girmek lazım. Ve aynı zamanda tartışılan kararnameler de vardı. Ve Piyade Okulu'nda, Selimiye Askeri Ortaokulu'nda, Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrencilik yaptınız Sayın Pamukoğlu. Askeri okulların önemini belki de en iyi bilenlerdensiniz. Ne düşünüyorsunuz? Askeri hastanelerin kapatılması, askeri okulların kapatılması. Bir de paşam, yani bir yerde bir sıkıntı varsa kapatmak çözüm mü? Yani herkes şimdi ya bunu bu tartışıyor. Binayla uğraşmaya benziyor. Yani bina. Evet. Şimdi askeri liseler hayati eğitim kurumları. Yani savaş sanatı için. Çünkü çocukların ruhu orada şekilleniyor. Yani hem zihinsel hem fiziksel olarak hazırlanıyor. Bana deseniz ki 5 tane anı anlat. Bunun 4'ü Kuleli Askeri Lisesi'ndendir. Biri harp okuluna aittir. O çok önemli. Bu anlayamadıkları şey şu. Benim mesela Kuleli Askeri Lisesi diplomamda Selimiye Askeri Ortaokulu diplomamda zannederler ki okul komutanları imzalıyor. Kuleli Askeri Lisesi fen eğitimi yapar. Fen eğitimi. Bizim eğitimi yapar. Diplomalarımızda İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün imzası vardır. Herkes zanneder ki şey, yani okul komutanı imzalar sen mi? Hayır. Biz İstanbul'daki liseler neyse aynı müfredata tabiiz. Kuleli fen statüsünde bir lisedir. İstanbul Milli Eğitim Müdürü'nün imzası vardır benim diplomamda. Farkımız şudur. Üniforma giyeriz. Askeri, iyi bir asker olarak yetişmemiz için yapmamız gereken, yani öğrenmemiz ve alışmamız gereken kurallar bize öğretilir. Bütün liseler normal yaz dönemine girdiğinde, diplomanın altında, onlar evlerine gider, biz eğitim talimhaneye gideriz. Yani araziye çıkarız, ateş eğitimi yaparız, yanaşık düzen, spor eğitimi, muharebe eğitimi yaparız. Yani bizim eğitim sistemimiz budur. Ve ruh şekillenir. Ben şunu çok iyi biliyorum. Bir askeri liselerden gelenler vardır, bir de sivilden gelenler vardır. Evet. Vardır. Ben onların da askerlik yaşamında ne olup ne olmadıklarını gördüm. Liselerden gelenleri de gördüm. Liseler şart. Behemal. Hiç hemen açılması lazım. Burada efendim Kuleli'ye dolmuşlar, Işıklar'a dolmuşlar, Maltepe'ye dolmuşlar. Doldurmayın. Dolduran kim? Yani bu okulun ne günahı var? Sıfırlayın, yeniden başlatın. Atonları, yani atonları dediğim, yani orada da bir
yanlışlıklar olduğu belli. Tahliye, yani şey niye kapatın? Gidiyor o zaman şeyi de kapatın. İmam Hatip'in oğullarını da kapatın. Yani öyle düşünüyor mu? Evet. Orada nasıl eğitiyorsan, yani dini bilgileri ve şeyleri veriyorsan, askeri liselerde aynı. Ne fark ediyor? Evet. Lise kapatılır mı? Lise, o zaman her bütün liselerden korkmanız lazım. Bütün liseleri kapatın. Evet. Yani milli eğitimin evet. ne kadar lisesi varsa hepsini söndürün o zaman. FETÖ'nün istediği de bu değil miydi efendim? Mesela FETÖ, bir olay anlatayım isterseniz. Biraz bir gazetecilik sırrıydı belki ama 2012 veya 2013 yıllarıydı. Bir tane aracı birisi dedi ki bir harbi okulu öğrencisi sizinle konuşmak istiyor. Bizim hakkımızda da bir karargah evleri davası diye bir dava uydurdular. Bu nedenle de temkinliyiz. Pek işin açığı acaba bir oyun mu diye de endişelerimiz var. Neyse gelen güvenilir birisiydi. Dedim bir tek şartla görüşürüm. Yeri ben belirleyeceğim. Yani nerede görüşeceğimizi ve zamanı da ben belirleyeceğim diye. Böyle hiç tanımadığım bir yere birisinin bürosunun anahtarını aldık gittik. Ve bu, tamamen spontane bir şekilde onu da çağırdım oraya. Geldik konuştuk harp okullarının durumu diye. Ve orada anlattığı baştan sona bize harp askeri FETÖ'nün daha FETÖ mücadelesi böyle başlamış falan da değil. FETÖ daha 2014'ten sonra başladı ve FETÖ iktidar tarafıyla da ortaklar o dönemde. Harp okullarındaki askeri liseden gelen öğrencilerin nasıl harp okullarından uzaklaştırılmak istendiğini anlattı. Yani FETÖ'nün bu faaliyetlerini anlattı. Biz daha sonra bunu birkaç ay sonra yayınladık bunu tam sayfa. Harp okullarında neler oluyor diye. Yani bu okulların kapatılmasını, işlevsiz hale getirmesini zaten FETÖ istiyordu. Şimdi daha önceki bölümlerde de söyledim ya. Şimdi bakın. Ordu hiyerarşik bir kurumdur. Evet. Her kademenin bir sorumluluğu vardır. Eğer kademeler bu sorumlulukları yerine getirselerdi, bırak öğrencileri falan bırakın. Kurmay albay mı? Kurmay albay. Tuğgenel mi? Tuğgenel. Tümgenel mi? Tümgenel. İşte bilmem kuvvet komutanı mı? Kuvvet komutanı. Genelkurmay başı. Yapılsalardı böyle olmazdı. Ne dedim? 200 çocuk bir atılır mı? 150 çocuk bir atılır mı? Daha önce bu okullardan senede bir iki kişi disiplin veya ders konusunda atılırken siz neredeydiniz ya? Siz hangi makamları işgal ediyorsunuz? Ben bu iş atlanıyor. Evet. Her şey atlanıyor bu ülkede. Yani eğer bir hesap sorulacaksa tümüne bir sorulması lazım. Siz ben size bu rütbeyi vermedim. Bu makamlara vermedim. Siz bu makamların sorumluluğunu niye yerine getirmediniz? Bana kimse bunu anlatamaz. Ben 11 yaşında üniforma giydim. 43 yıl. Bu zatlar sorumlu. Ne olursa olsun sizlerin eğitim sistemi, yaşadığınız ortamlar, sizin sosyal tabakalarınız falan filan. Bana bunu kimse anlatamaz. Bunun hesabı bunlardan sorulmalı. Gelelim kapatmaya. Tümüyle yanlış. Bir de şu var. Sakın ha böyle 4 ayda subay, 8 ayda subay sakın ha böyle şeyler. Yani bu iş bir eğitimle beraber yılların sindirilmesiyle falan olur. Bakın yani mümkün değil. Bunu yapamazsınız. Yani eskiden biliyorsun Osmanlı'da alaylı diye bir tabir vardı. Yani bir mektepler bir de alaylılar. Bir şey olunca bunlar alaylı derler. Değil mi? Yani böyle okuma yazma evet, eğitim evet. almamışlar. Aman ha. Yani o alaylıya çevirirsiniz orduyu. Olmaz. Mesela diyelim kurmaylık 3 akademi gerektiriyor. Yani önce seçeceksin sonra 3 akademi bitireceksin. En azından 2 tane bitireceksin. Siz bu sistemleri bunlar bunun konu, kapsam, programlar bu ben Harp Akademilerinde plan program şube müdürüydüm. Yani kurmayların, Karadeniz Hava Kurmaylarının Yüksek Komuta Milli Güvenlik Akademisi'nin olduğu yerde plan subaylığı yaptım ben. Kurmay binbaşıyken Harp Akademilerinde. Evet. Bu bir konu kapsamlardan bir bölümü çıkartmak için 10 kere toplantı yapılırdı. Yani dahil etmek için de yapılırdı. Aman ha, sakın ha.
Yani bu çok vahim bir şey ve gerçekten çok kötü oldu. Yani bu şeyle başlayan, balyoz ve Ergenekon'la başlayan, arkadan işte 15 Temmuz'da devam eden ve hala da ben hala şaşırıyorum. Birden 170 subay, 170 muazzaf, 112'si subay. İşte yayınlanıyor işte. Şu bir haftada yayınladı. Hava kuvvetleri, evet. Deniz kuvvetleri 140. Bu nasıl bir şey? Evet. Bu hala bakın o kadar binlerce şey yapılmasına rağmen. Nasıl uyunmuş ya, bu bir kadar? Bir ordudan. Evet. Zaten 300 tane general amirim var. Bunun 146 tanesi veya 164 general ve amiral FETÖ'cü olabilir mi? Bu nasıl bir şey var? Bu siz neredeydiniz? Evet. Eğer bunu benim duyduğum, hissettiğim gibi hissedilemezse yani bunun, yoksa o gitmiş, bu gitmiş, o da gitti, onu da yakaladık, onu da attık. Bu orduyu, bu hali efendim şey getirdi, efendim siyasiler getirdi. Ne siyasiler? Askeri şura diye bir şey var. Hepiniz oraya toplanıyorsunuz. Ben oraya kuvvet komutanları koymuşum, ordu komutanları koymuşum, okul komutanları koymuşum. Siz yani siyasiler falan siz bakmayın, siz öyle karışamaz orduya. Karışamıyordu zaten, öyle bir şey yok. Karışamıyor. Yani bir yere kadardır onların şeyleri. Senin siyasetçi dediğin en fazla Asteğmen olmuştu. Evet. Peki Türkiye FETÖ'den yani, nasıl kurtulacak Sayın Pamukoğlu? Neden? Ya FETÖ'den nasıl kurtulacak? Hayır şimdi sürekli işte yakalanıyor, yargılanıyor, cezalar alıyorlar falan. Böyle gide gide bitireceksiniz yani kaç kişiye ulaştıysa yani. Siyasi ayak kısmında ya siyasi adım atmadığı yok, hiçbir şey söyleniyor. Siyasi söylenmeye gerek yok kardeşim ya. Şey gibi yani karşısı şey yani dağ var, dağ varsa üstünde kar da vardır, duman da vardır. Hepsi bu. Sen dağ var, dumanı yok, dumansız dağ olmaz. Dağ var, karı yok. Var. Ve siyaset olmadan olur mu? Aynı ona benziyor. Evet. Dağ varmış. Dağ varsa başı dumanlıdır. O siyasettir işte. Dağ varsa tepesinde kar vardır. İşte o siyasettir. Yapamıyorsunuz demek. Yani böyle koruyun, onu koruyun, bunu koruyun. Yani çıkamazsın işin içinde. Hepsinin topyekun mücadele gerekiyor. Tabii kesin yapılması lazım. Bunu yapacak bir kadrolar lazım. Bakın bir daha söyleyeyim. Kadrolar gerek. Kadro olmadan ben şeyim yani Şevket Süreyya'nın her şey kadro şeyine inananlardan. Kadro olacak. Evet. Kadro. Mustafa Kemal Atatürk. Kesin kadro vardı. Ve her yaşamında da örgütlü herkesin yani. Herkesin örgütlüdür. Evet. Kadro. Kadro olmadan hiçbir şey olmadı. Kadro vardı. Neden? Libya'da çarpışmış, Makedon dağlarında çarpışmış, bir Bulgar'a karşı çarpışmış, Yunan çetecisine karşı çarpışmış, Ermeni'ye karşı çarpışmış, çarpışmış, Balkan Harbi'nde çarpışmış, Çanakkale'de çarpışmış, Kütülhamer'de çarpışmış, Filistin'de çarpışmış. Vardılar. Vardı bunlar. Hepsi tecrübe. Tabii. Yoksa bir şey yapamazdık. Götüremez. Evet. Mesela Gazi Meclis falan diyor. Gazi Meclis deyince hani ilk toplanan Gazi. Gazi Meclis niye deniyor biliyor musun? O meclisteki askerler zaten birliklerin başındaydı. O meclisteki siviller şu Sakarya'da ellerinde tüfek er gibi, nefer gibi siperlerde çarpıştılar. Tabii. Bir daha söylüyorum. Er gibi çarpıştılar orada. Mangal Dağı'nda çarpıştılar. Yıldıztepe'de çarpıştılar. Böyle kadro. Böyle bir kadro. Hayır, şimdi diyeceksin ki şimdi ben böyle kadro deyince tabii bütün aklınıza şey gelsin veya gözünüzün önüne. Partiler ve buradaki insanlar. Mutlaka işlerinde şeyleri var. Yani düzgünleri yani. Mutlaka evet. Ama yani geneline bakınca bak Türkiye'de Cumhuriyeti yolsuzluklarla, terörle ve demagogla zayıflattılar. Bir daha söyleyeyim. Yolsuzluklarla Cumhuriyeti, terörle ve demagoglukla yaparak zayıflattılar. Cumhuriyetin şu andaki hali, pür merali eski tabirle söyleyeyim, aynı o. Umut
umutsuz olmak gerekir. Hayır, yok. Hiç umutsuzlukla ilgisi yok. Fakat şöyle, zaman kaybediyor. Yani şey gibi, yani bir ırmağın suyunun hiçbir şey, yani enerjiye çeviremiyorsun. İşte sulamada kullanamıyorsun. Onu yapıyor ama aynı ona benziyor. Yani bir kaynağın şeyini veremiyorsun, hakkını. Su bu demem bulanıyor. İşte şeyde benim yüzbaşılığımda Ergen'e pırıl pırıldı. Herkes balık tutuyordu. Ben yüzbaşıyken oradaydım. Ben sondan gidiyorum. Şey, yani kaç kere işte seçimler şudur budur için gittik. Ben sana söyleyeyim, kahverengi akıyor. Ergen'e kahverengi akıyor. Evet. Kahverengi. Bir renk olsa da göstersem. Burada kahverengi. Kahverengi var, tavan. Evet. Bu renge gelmiş. Ya bu nasıl bir şey? Efendim yok sanayi tesisleri de bilmem ne, bunlara yasaklar uyguluyor bilmem ne. Tahliyeyi şöyle yapacaksın diye. Yapmıyor adamlar ya. Yapmıyor. Evet. O onun adamı, bu bunun adamı. Oradan bir ilçe şeyi başkanı telefon alsın, il başkanı telefon alsın. O onun adamı, o onun şeyi. Bu hale gelmiş bu iş. Efendim bu askerden gidiyoruz madem. Özellikle bu NATO konusunda ne diyorsunuz? Yani Türkiye'nin NATO'ya girdik, ondan sonra NATO, ne oldu? Ben, parti programımız da vardır bizim. Evet. Net ve kesindir bizim programımız. NATO artık ticari bir örgüttür. Evet. Bu kadar. NATO demek eşittir Amerika'dır. Yani NATO'ya bağlıysan Amerika'ya bağlısın. Amerika'dır. Girdik oraya. Jeepler onun, Dodge'ler onun, kamyon GMC'ler onun, Rio onun, aküler onun, mebil piyade tüfeği onun, tente onun, savaş kitapları, piyade nasıl savaşır onun kitabı, zırhlı birlik nasıl savaşır onun kitabı, tank topçular nasıl savaşır onun, istikamlar ne yapar onun kitabı, muhabereci ne yapar onun kitabı falan, siz şeyi yap. Piyade okul komutanlığı, orada kurmay başkanını da yaptım uzun süre. Piyade okul komutanı gidince arşivdeki eski, yani NATO'ya girmeden önceki bu 35-40'lı yıllardaki bütün dokümanları çıkarttım. Harika. Tabii. Harika hepsi. Hepsini atmışız. Atmışız dedim, duruyor işte arşivde de, bakan yok, eden yok. Yani bir makinalı tüfeğin nasıl kullanılacağı, Amerikan kitaplarını o kadar 36-37'de falan yazılmış. Muhteşem. Tek kelime. Muhteşem. Hepsini bırakmış. Her şeyden vazgeçildi. NATO o hale gitti ki 90'lı yıllarda Türk ordusuna bir üniforma dağıtıldı. Ne biliyor musun üniforma? Almanların 2. Dünya Harbi'ndeki stokları, böyle boz renkli falan. Buralarında kollarında şey vardı. Alman bayrakları var. Onları dağıttılar ve Türk ordusu. Ben söyleyeyim, 91-92'de onları giydi. Bir de ya Alman üniformasını giydik. Ben de alay komutanıydım Trakya'da, Uzunköprü. Boz renkli. Alman. Ya bir ordu üniforması böyle, ya bu kadar mı biz tekstilde, kumaşta, şunda, bunda bu haldeyiz? Bir de bizim bildiğimiz şimdi, bir Mehmetçik rengi var yani. Hep. İşte, yani NATO veriyor, bırak rengi mengiydi. Veriyor adam, kullan daha ne istiyorsun? Bak bir daha söylüyor. Biz onları giydik ya. Ben giydim ya kurmay albaba, alay komutanıyken. Trakya'da. Hepimiz giydik. Ne acaba? Böyle bir ordu bu. Şimdi ben bunu söyleyeyim. Şimdi yani bütün tabii subaylar hepsi tabii evet diyor. Evet diyor. Tabii evet. Bir de söyleyeyim. 90-92'de alay komutanıydım ben Trakya'da. Hani böyle şeyde değil. Hani 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda falan değil, 60'lı yıllarda değil. Daha dün. Bu hale düşünür mü? Düşünür mü bu hale? Onun için hep adım programında net ve kesindir. Ben bir şey söyleyeyim. Bizim program kadar net ve kesin parti programı yok. Onu da söyleyeyim. Peki. Ben bunlara yazmadan evet. Bütün partilerin hepsini şey yaptım. Peki NATO yerine yani Türkiye'nin de içinde olduğu İlla bir yerde yeni olmaz, süreci yok, kucakta, illa, yeni bir ittifak kurulabilir mi? Kurulabilir ama yani öyle çok da şey değil. Yani elbette şimdi şöyle, Mustafa Kemal Atatürk'te işte.
Balkan ve pardon şeyin Sadabat Paktı'nı falan ittifaksız olmaz. Böyle şey gibi kalırsın. Yani tek başına şey. Burada şu var. Ölçüyü kaçırıyorsun. Bir şey yani fili şeyi hamutuyla yutuyorsun. Yani her şeyini bir bilmem ne yapıyorsun. Yani şeyin olmadan, sanayi ve teknolojinin olmadan şimdi Avrupa ülkeleri efendim biz şey gelişenler statüsündeyiz. Eskiden az gelişmiş falan diyorlar. Şimdi onu kibarlaştırdılar. Gelişmekte olan ülkeler. Şimdi gelişen ülkeler var. Adamlarda sanayi ve teknoloji varsa en iyi şekilde tarım ve hayvancılık var. Tarım hayvancılık olmadan olmaz. Sen canlısın. Beslenme ihtiyacını bir defa bir yapacaksın. Gidereceksin. Şeyden Çin'den bir tüm genel gelmişti. Benle görüştü. Ben de tüm genaldim. Çinli tüm genel şeyden gelmiş. Kıbrıs'tan bize gelmiş. Piyade okulunda benle de görüştü. Siz dedim ne geziyorsunuz Kıbrıs'ta? Sizi dedim ilgilendiriyor mu Kıbrıs? Aynen. Siz dedim sonra askersiniz. Ama şey tam diplomat gibi. Yo her yerde ilgileniyoruz dedi. Neyse bu önemli. Bunu geçtim. Sorun ne siz dedim. Yani birçok genel bizde sorun o gün tarihte söylüyorum. 1 milyar 400 bin nüfusla beslenme dedi. Beslenme. Aynen. Diğer her şeyi biz hallederiz dedi. 1 milyon 400 bin kişi beslenmesi kolay değil dedi. Bir Kıbrıs'a ne geziyorsun diye sordum. Niye gezmeyeyim diyor. Sen niye gittin Kıbrıs'a? Şeye gitmiş. Güney Kıbrıs'a. Ne gidiyorsunuz? Direkt aynı. Bana diyeyim en büyük sorununuzu söyler misiniz? Yani bilebildiğim kadar sizin yani tarihinizi de biliyorum, şeyi de biliyorum. Beslenme. En büyük sorun. Şuraya gitmeyeceğim. Tarım ve hayvancılık. Olmadan teknolojim var, sanayim var. Yani. Bakın şey, ya git Hollanda'ya bak. Ya Almanya'ya git ben. Nereye gidiyorsan, istiyorsan Fransa'ya bak. İkisi. Sen tarım ve hayvancı, sen olanı yok ettin. Ya var olan yani, sende bir güç vardı, gücü ortadan kaldırdın. E, gidelim bir şey. Bir markete. Ya bakalım. Meyve, sebze, şeylere, raflara bakalım. Raflara bakalım hadi. Yüzde kaçı senin üretimin? Yüzde kaçı şeyin, yabancıların? Peki dolar ve euro nasıl inecek Sayın Pamukoğlu? Siz girmişken ekonomi... İsterseniz oraya evet. girmeden Kıbrıs'tan örnek verdiniz evet, de. Evet Kıbrıs'ta değerlendiriyoruz. Kıbrıs'ta ne oluyor? Bu arada Doğu Akdeniz'de ne oluyor? Çok azalıyor. O yüzden kısa kısa yanıtlar vermenizi rica edeceğiz. Çünkü daha soracak çok sorumuz varsa. Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de ne oluyor? Türkiye sanki şey, Kıbrıs'ta yani bir enerji, tuzakla mı karşı enerji, karşıya? Enerji, şimdi kibarlaştırmış olarak enerji mücadelesi diyeyim. İleriye doğru giderse enerji savaşı olur. Bir Kıbrıs'ta hata mı yapıyoruz? Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın akıl almaz açıklamaları var. Erdoğan İngiltere temasla dikkat çekti. Şey, şey yok, ne dediğini bilmiyor. Ben Kıbrıs'ta tümen komutanıydım, onu tanıyorum. Evet. Onun için de özür dilerim. Hayır, yadırgamadım. Yadırgamadınız. Evet, hızlı. Peki İngiltere sorduğu şey, İngiltere teması, ziyareti Erdoğan'ın beklenenden uzun sürdü. Ekonomik sebep. İngiltere o eski kurttur. Yani bu biliyorsun. Yani Amerika'dan önce şeydi. Dünyaya hakim olamıyordu. Yani elbette sömürgeler hem Almanların vardı, hem Fransızların, hem herkesin vardı ama yani hatta Japonların bile yani uzak doğuda onların da vardı ama esas hakimiyet şeydi İngiltere.
dünyada bir şey olup bitiyorsa, bu İngilizlerin öyle haberi yok, ilgilenmiyor falan filan olmaz. Onlar hala duruyordu. Buradaki şey şu, İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı ya. Hı hı. Bir takım yeni ticari ilişkilere ve pazarlara ihtiyacı var. Efendim eskiden yok mu ama öyle kolektif vardı. Şimdi ulusal olarak arıyor. Peki biraz önce Çin'e girmişken, Çin'den de bahsetti. Çin'in İpek Yolu projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekleşirse bizim için çok mükemmel olur. Önemli diyorsun. Tabii. Çok mükemmel olur. Yani neden? Geliş gidiş ve şey itibaren. Yani ticaret yapmadan arkadaşlar, bir şey üretmeden, bir şeye satmadan zenginlik falan olmaz. Bir şey üretecek ve satacaksın. Bunun için de deniz ve kara ulaştırma yolları hayatidir. Savaşların da birçok sebepleri, bakın yani tam bilinmez. Deniz ve kara ulaştırma hatlarının kontrol edilme ihtiyacı ve egemenliğinden kaynaklanmıştır. Peki bu İpek Yolu hem askeri açıdan hem bu ülkelerin ortak kalkınması açısından Amerika'yı devre dışı bırakan bir yeni bir hat değil mi? Amerika'yı devre dışı şöyle bırakamazsın. Benim strateji kitabımda uzun uzun vardır. Evet. Strateji kitabımda vardır. Okyanusların ulaştırma hatlarını kontrol etmeden yapamazsınız. Kara sınırdır. Niye dünyanın %70'i niye sulardan oluşuyor diyorlar? Okyanusların ticari ve askeri hatlarını ve kilit noktalarını kontrol edeceksiniz. Madem İngilizler, söyleyeyim. İngilizler böyle çekildi gibi görünüyor değil mi her yerde? Akdeniz'in kontrolü. Üç yerden yapılır. Bir, Cebel Tarık. İngilizler oldu mu? Süveyş kanalı. Yok, bitmedi. Cebel Tarık. İngilizler oldu mu? Evet. İki, Malta'dır. İngilizler oldu mu? Orada. Üç, Kıbrıs'tır. Üç yerde de İngilizler var mı? Akdeniz'in kontrolü oradadır. İngilizlerin Kıbrıs'ta üstleri var, iki tane üs var. Evet. Bizim de kıta sahanlığımız var diyor. Hatta benim, burası bizim topraklarımız. Yok. Petrol de bizim de hakkımız var diyor. İngilizler işte nasıl geldi? Vurdular ya şeyi. Yani evet. Normal biliyorsun savaş uçakları Kıbrıs'taki üslerde şey yaptılar. Bu üslerden biri benim bölgemdeydi. Yani benim tümenimin bölgelerinde İngilizlere ait tabii. Şimdi orada ne zannediyor herkes biliyor musun? Yani tornado uçakları gelecek, bilmem ne İngiliz komandoları, işte İngiliz tankları falan filan. Dünyanın her yerini dinleyen muhteşem elektronik sistemler kurmuşlar. Orta Doğu'da herhangi bir devlette bir iş adamı telefonu kaldırıp diyelim Türkiye'deki iş adamıyla konuştuğun hepsini biliyor. İşte bu denizler hakimiyeti ve kritik yerlerde tertiplenmeden olmaz. Niye söyledim bunu? Çin'den efendim Anadolu'ya şey getirdim. Çok iyi bir şey. Fakat kurtarmaz. Suriye politikası, Afrin ve Fırat Kalkan Harekatı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz? Fırat'ın doğusu ne olacak? Menbiç ne olacak? Ve Türkiye Esad'la barışmalı konusunda. Bir de Fırat'ın doğusu bir program paşa... yapman lazım. 3 saatlik. Evet. Fırat'ın doğusu Türkiye'ye giderek yani, çok olabildiğince sürekli bir tehdit haline gelmiyor mu? Evet. Fırat'ın doğusu. Zaten öyle. Gelmiyor mu diye gelmiş zaten. Evet. Peki yani ne yapmak gibi? Biraz sanki şu aşamada şey var. Bak, bekle gör politikasına girmiş gibi bir hava. Şey yapamazsın. Şu anda yapacağı bir şey yok. Ne dedim? Ya bırak Amerikalıların binlerce şey tırlık getirdiği silah ve lojistiği. Bak şöyle bir şey için çok önemli. 6 Fransız bataryası oraya geldi, mevzilendi. Nereye atacak? Bir dakika, o bataryalar kimi ateş edecek? Yani batarya şeye mi atacak? Yani nerede? Libya'ya atacak. Çin'e atacak. Değil mi? Pakistan'a. Batarya geldi, mevzilendi sana karşı. Evet. Tamam. Bir çok farklı bir böyle bu klasik
siyasetçiler, bunların partileri içindeki adamlarıyla falan değil bu işi yapamayız. Yapamayacağız zaten. Daha birinci şey dedim. Daha PKK ile 10 yıllarca uğraşacağız. Evet. Tabii dış politikayı konuştuk. Avrupa Birliği meselesi de var. Siz yine girdiniz Avrupa Birliği'ne de ama yine şu anda meclisteki partilerin de işte Cumhur İttifakı'nda, Millet İttifakı'nda Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda önerileri aynı görünüyor. Sizin orada belki eklemek istediğiniz bir şey olabilir ve tabii Ege Adaları meselesi. Oraya da belki kısaca değinebilirsiniz. Şimdi Ege Adaları'nda Yunanların bir takım ileri adım ve hareketleri var, o bariz. Çok hesaplı hareket etmek lazım. Yani strateji olarak hesaplı hareket etmek lazım. Bir devlet için en tehlikeli şey şudur. Aynı anda hem karalarda hem denizde. Yani iki cephede karşına düşman almaktır. Bunu en güçlü devlet bile, yani devlet adamları bile göze almaz. Bunu bilmek için veya aldığında tarihte nelerle olduğu karşı karşıya gelinir. Mümkünse düşmanın iki değil, hatta üç dört de olabilir. Fakat sen onları tek tek karşına alabilirsen, alacak gibi bir politika izlersen, diplomasi izlersen, sen tarihte bilen, coğrafyada bilen iyi bir devlet adamısın demektir. Yoksa yani Yunan sana bir tokat, PKK sana bir tokat, işte aşağıda ona bir, bu öyle olmaz. İşte Ermenistan, sen bak sana da bunlar stratejik ve şey konular. Önce diplomasi, sonra silah. Silah elinde sonunda gelecek. Her zaman söylediğim şeyi bir şey daha söyleyeyim. Bu insan onun 5000 yıllık yazılı tarihi var. Bu yazılı tarihi içerisinde 236 yıl barış içinde yaşadı. Sadece 236 yıl barış içinde. Çünkü bu aç gözlü ve iki yüzlü bir tür. Bunu da bileceksin. Öyle kendini göklere çıkararak bilmem ne. Bu aç gözlü iki yüzlü savaş hep olacak. Onun için iki şeye ihtiyacım var toplum olarak. Bu kabilelerden sonra bile öyle. Bir, iyi devlet adamları yetiştirilmiş bir toplum olacaksın, yetiştireceksin. İki, her şeye hazır, savaş gücü şey yeterli bir ordun olacak. Bu, ya üçüncü bir şey elbette lazım, gayri ihtiyari, insanların yaşamıyor. Onun bu ikisinin de temelinde, altında kendi kendine, hadi çok güçlü lafını kullanmıyorum en azından, kendi kendine yeterli bir ekonomik gücün olacak. Bunlar yoksa, tam halk tabiriyle söylüyorum, avara kasnak, boşa dönersin. Onun için böyle laflarla, maflarla, onu da, bu mu da, öyle mi de, böyle mi? Ben olan bir şey söyleyeyim. Yani şeye gidemeyiz. Yani ileri doğru gidemeyeceğim için, yani huzursuzluğun da sonunu getiremeyiz. Bunlar olmadan huzur gelmez. Paşam şimdi dediniz birkaç alanda iyi bir devlet, yani düşman yaratmaz hem denizde hem karada hem tokuda. Bu yani bu gücü bölmemek için evet. İsmet Bey, yani onun için bunu çok hesaplı yapacaksın. Yani anladım efendim. Cephelerde evet. Türkiye'nin önündeki durumu ben özetlemek için söylüyorum mesela. Şimdi Ege'de sorunlarımız var. Orada bir Yunanistan belli ölçülerde arkasını Amerika'yı da alıp kışkırtılıyor. Yani çok netti. Doğu Akdeniz'de biraz önce siz de anlattınız. Amerika, İsrail, Kıbrıs Rum kesimi falan Yunanistan tatbikat yapıyor. Yine Kıbrıs'ta işte baskılar sürüyor. Şey şu. Yani sonunda Yunan tezlerinin destek gücü. Evet. O tatbikatlar falan. Yani evet. Adalarda bir şeyler yapıyorlar ya, yani bir görünüyorlar, ediliyorlar. Askerleri görünüyor, bazen silahları görünüyor. Savunma Bakanı değil mi? İkide bir şeyler evet, söylüyor. Evet. Bazı adaları askeri birlik ki açıkça bir de eskiden bunu beri Milli Savunma Bakanlığı'nın sitelerinde koyuyorlar. Eskiden beri silahlı adalar da şöyle bu
caydırıcı güç diye bir şey var. Yani caydırma diye bir şey var. Fakat bir şey söyleyeyim. Yunanlarda bizim yani şu anda ordunun durumunun ne olup ne olmadığını biliyor. Biz ne kadar ne dersek diyelim o hesaplıyor. Yani ne kadar gücü azaldı, ne eksildi, kadrolardaki durumunu, silah sistemlerine, cephane mühimmat ne, bu ne kadarı Türkiye'den imkanları üretiliyor, ne kadarı işte Avrupa, işte Almanya'dan temin ediyor veya Amerika'dan temin, hepsini biliyor. Yani bu işlere öyle bakıyorlar. Yoksa bu böyle şey gibi değil. Yani kabataslak gidecek bir şey değil. Şimdi bunu şey hissettiği an mesela mesela PKK ile belada olduğunu biliyor. Evet. Yani o şunu bilmiyor mu? Yani Afrin'e gidildi. İşte 60 günde ne oldu? İşte Elbap'a gidildi. 4 ayda ne oldu? Şu anda Fırat'ın doğusunda PKK'nın silah gücü ne oldu? Hepsini hesaplıyor. Evet. Evet. Hayır, şeyi söylemek istiyorum efendim. Şimdi bu kadar sorun var. Bu yani bir askeri anlamda bir şekilde çözülmesi gereken sorunlar. Diğer taraftan ekonomik de çok ciddi bir sıkıntı var. Şimdi böyle bir sorunlar karşısında yani Türkiye'nin bir çözüme oluşması, bu sıkışmadan çıkması için mesela şimdi herkes bunu yavaş yavaş ben etrafımda dillendirmeye başladığını görüyorum. Yani bütün siyasi partilerin ortak bir şekilde Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda bir dönem, hiç olmasa bir dönem, birlikte hareket etmesi gerekiyor. Kesin. Milli artık bir hükümet modeli. Ben söyleyecektim. Evet. Onu en çok şey söylüyor. Yani Vatan Partisi çok. Evet. Evet, kesin bir milli hükümet. Yani benim radikalizm dediğim şey de onu götürüyor. Ama buradan insanların kişisel şeylerinden soyutlanması lazım. Tabii, bakın tabii. Bu olup bitenlerin hepsi. Yani ona gittin, buna gitmedin. Benim listem beğendim, listede yerim yok. Bana niye liste vermedin? Bunlardan ayıklanma bu yani salt parti işi değil bunlar. Evet, evet. Bu dediğiniz gerçekten yani ulusal ve milli bir hükümet. Fakat bunun hayata geçirmesi pek kolay değil. Geçer. Şöyle daha zorda kaldıklarında, daha çok sıkıntıya düştüklerinde şimdi böyle bir hükümette yani hangi tip insanlara veya uzmanlara ihtiyaç var? Böyle bir hükümet de olması lazım. O milli hükümet evet. dediğiniz zaman. Yani evet. bunun mali bölümü nedir? Efendim bunun hukuk bölümü nedir? Bunun güvenlik bölümü nedir? Böyle bir şeye de gitmeniz lazım. Örgütlenmeye de gitmeniz lazım. Ama burada yani particilik, şu, bu, sen, ben bu işlerden kesinlikle soyutlanmak lazım. Başka türlü. Ben şimdi sizler söylerken bunu anlamak çok kolay. Yani herkes ama bunun nasıl olacağı meselesi evet. tabii nasıl yapılacak bu yani? İşte koşullar zorlarsa mesela biz koşullar zorlarsa ama şöyle o hale gelinceye kadar çok can sıkıcı şeylerle yüz yüze girmiyor. Onu da bilecek. Yani özellikle FETÖ'cü darbe tabii. girişiminden sonra bunun gündeme geleceği söyleniyordu vesaire. Hayır, yani öyle bir tertipten sonra. Bizim de şeyimiz var yani bir Kurtuluş Savaşı Osmanlı diye evet. bir imparatorluk yıkılıyor tamam. ve ondan evet, sonra yani bir şekilde biz ama ne derseniz yani tamam güzel onlar yapıldı ama yani o kültürde veya o eğitimde veya ne bileyim o örfle o töreyle o geleneklerle yetişmiş bir kuşak yaptı bunu. Bunu da bileceksiniz. Evet. Yani araya bir sürü şey girdi. Yani yediğiniz içtiğiniz bile değişti. Sayın evet. Pamukoğlu son 6-7 dakika içerisindeyiz. Biraz da ekonomiye odaklanabiliriz aslında. Tabii dolar euro almış başını gidiyor. Yani nasıl düşürecek bunlar? Bir de özelleştirmeler konusuna da girmek özelleştirme yararlı. Şeyden yani özellikle şey kaçmış. Falan. Özelleştirmenin ne bileyim. Denetlenebilir ve gözetilebilir hali yok. Zaten neyiniz kaldı? Yani özelleştirici bir şey kalmadı ki. En son işte yolları şeker sattık. Fabrikalarına vardı. Onu da sattınız. Yani onun için böyle şeker özelleştirme konutacak bir şey kalmadı. Çünkü mal yok elinizde. Yani satacak. Ne yapacaksın? Onu geç. Yani ona euroya dolara gelince bu bir içeriden ve dışarıdan bunu şey yapıyor. Pompalıyorlar.
pompalanıyor derken yani koşullar hep diyorum ya yani bir karar alırken ben hep şeye bakarım yani koşullar ve olaylara bakarım. Biraz düşer seçimden sonra. Biraz düşer ama şöyle şey, bu bir ülkeyi fabrikalarıyla, topraklarıyla üretim şeyine geçiremedikten sonra mekanizmasını ve çarkın içine sokmadığınız sürece ben size söyleyeyim. Hiçbir zaman geçmez. Çünkü aslında biz ekonomiyi dolaylı konuştuk şuraya gelince kadar. Yani bu evet, soruya gelince tabii, kadar konuştuk. Yani euro şu da olacak. İşte altın şudur. Efendim dolar budur. Ben dış destek yabancı sermaye ihtiyacı olduğunu herkes biliyor. Gelmesi lazım. Sıcak para. Tabii. Para. Sıcak para değil, üretime dönüyor. Üretime dönüyor. Gelmesi lazım. Evet. Şey, yani şu anda hükümetin yaptığı sıcak para ama üretime yani, dönüyor. Arap ülkelerinden para toplayarak Afrikalılardan bulmuş olmaz. Bu geçici bu. Bu halk tabiri diyor. Dönme suyla değirmen çalıştıramazsınız. Evet. Değil mi? Taşıma suyla değirmen dönmez. Tamam mı? Bunun Türkçesi budur. Halk bunu bilir. Bu ya oradan gelsin, buradan. Üreteceksin. Hiçbir şey üretmiyor. Şimdi mesela Türkiye'de garip bazı araziler var. Hiç ekip bitmiyor oradakiler. Onlara şey yani yardım doğrudan gelir desteği adı altında. Para veriliyor onlara. Dünya Bankası'nın dayattığı bir formüldür. Şey de öyledir. Kıbrıs'ta da öyledir. Kıbrıs'ta ben boş araziler görürdüm. Kıbrıs'ta. Allah Allah. Çok verimli bir yerler. Yani su var. Bir de su olan yerler için söylüyorum. Su var. Efendim ısı biliyorsun bitki su ve ısı ister. Yani evet. Meyve sebze demek su ve sıcaklıktır. Ben önce şey yapamıyorum yani temas attı olsa da hudutları dolaşırken falan bomboş duruyor şeyler. Hani böyle güvenlik ne güvenlik ne var kim ne yapacak? Onlar kimde bize mi saldıracak böyle saçma sapan şeyler falan. Oralarda bir savunma hatları falan kim o? Gelip bize saldıracak mı? İlk gittiğimde de o mevziler bir şey kim o kim? Mayın tarlaları. Ne mayın? Mayın biz yapmışız. Ben geçemiyorum falan. Kaldırın mayın tarlalarını falan. Saçma sapan şey. Şuna getirmek istiyorum. Bir sürü arazi. Ne çıktı karşıma biliyor musun? Bunların sahiplerine para veriliyor. Para. Para da şeyden gidiyor. Türkiye'den. Türkiye'den para gidiyor. Kıbrıs'a yeteri kadar para göndermesen kızarlar. Onu da söyleyeyim. Eskiler bilir de zaman zaman değil mi? Öyle değil mi? Evet, İsmet evet. Bey bilir. Bunlar niye para göndermiyor bize diye. Ya, niye dedim ekip bitmiyorsun? Nedir bu bomboş yerler duruyor? Ekilmeyen yerlerin hükümet parasını veriyor. Hükümet dediğim kendi hükümet. Bu para nereden geliyor? Türkiye'nin hazinesinden geliyor. Ya, geçmişte ekim yani tarımı bitirmek için Dünya Bankası'nın dayattığı projelerden birisidir. Doğrudan gelir desteği diye. Ve buraları ekmeyin. Size para verelim dediler ve onların ekmesini önlediler. Şimdi de üretmek pahalı hale geldiği için yani o dengesizlik, tarımdaki dengesizlik nedeniyle herkes işte arazisine belli bir gelir alıyor. Üretmeden yani Dünya Bankası'nın bize bir anlamda evet, tabii. kakaladığı projelerden birisidir ve bizim tarımımızın yok olmasında yok çok ciddi bir etkisi olmuştur. İsmet Bey, bu eraylıların kuşağının işi zor. Onun hatta projesi de çok ilginçtir. Valla mücadeleye sen, devam. Hayır. Sen diyeceksin ki ya bu işleri bu hale kim getirdiyse biz bu siz halledin kardeşim diyeceksin. Başka türlü teslim almayız. Ben sizin yerinizi alıyorum. Bu 50 yaşın üstü 40 yaşın üstü kuşak bu hale getirsin. Ondan sonra al ne yaparsan yap. Ben almayayım. Bunlar nasıl bu hale getirdiyse kendileri düzelsin. Tamam. Bu proje gelirken hiç unutmuyorum. Teslim almayın ha. Sheraton Oteli'nin belli katlarında Dünya Bankası'nın büroları vardı. Ve bu projeyi, bu getirilen sisteme de karşı çıkan iki tane kritik isim vardı o dönemlerde. Birisi Sanayi Bakanlığı Müsteşarı Ersen Yavuz, birisi de Profesör Doktor Oğuz Oyan. Bunları çağırıyorlar. Sizi burada yönetim kuruluna atayalım diyorlar bu işin, bu projenin başına. Ona diyorlar ki yani siz kimsiniz ki biz Türkiye Cumhuriyeti'ni buraya siz nasıl atacaksınız? Onlar diyor ki
ama diyor parayı biz veriyoruz diyor. 7 kişiden 4'ünü atamak bizim hakkımız değil mi diyorlar. Ve onlar reddediyor. O zamanın parasına göre milletvekili maaşından çok daha yüksek bir maaş teklif ediyorlar. Onlar yine reddediyor. Böyle ilginç bir süreçtir o Dünya Bankası projesi. Son 2 dakikamız Sayın Pamukoğlu. Son bir çağrı daha yapar mısınız? Son sözlerinizi de almış olalım. Sonra veda edelim. Türkiye'de ister ekonomiyi konuş, ister siyasetin sefaletini konuş, sefalet konuş, ister güvenliği konuş. Bireyin çok bilinçli olması lazım. Bu çok önemli. Şimdi sanmayınız ki yani sizin sahip olduğunuz ve hakim olduğunuz meselelerin derinliğine birey kişiler yani vatandaş tek tek sahip olur. Burada yapılacak işlerden biri herkese düşen biraz Nasrettin Hoca'ya benziyor ama yani bilenler bilmeyenleri anlasın. Ve bunu şeyle yapsınlar. Yani inançla samimi bir şekilde anlatacaklar. Bunun başka bir yolu yok. Şimdi İstanbul'a bakıyorsun, 15 milyon nüfus, %30'un altı, 34-36 bir yanlışlık olmasın, ilkokul okur yazar, ilkokul terk. Böyle oldu. Bana göre Cumhuriyet Hükümetleri'nin en büyük eksikliği, yani Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra, kim geldiyse işte bu 90 yılda, işte, o geldi, bu geldi, o gitti, bu geldi. Bu eğitim işini halledemediler. İnsan zihni çorak topraktan farksızdır. İçgüdüler hariç. İşleyeceksin. Havalandıracaksın. Su vereceksin. Vitamin vereceksin. Bunun adı okumak, yazmak ve zihni geliştirmektir. Bütün bu konuştuklarımızın baştan bugüne, yani ilk dakikadan bu dakikaya kadar hepsi eğitim işini becerip zihni geliştirmeyi gerçekleştirememizden kaynaklanıyor. Yoksa gene her zaman insanların sorunu vardır. Yoksa da kendileri yaratır. Ama bu kadar belayla yüz yüze kalmazdık. Ben isterse insanların her şeyi yapabileceği inancındayım. O metinde de vardır. Evet. Dünya tarihi nelerin yapılabildiğinin özetidir. Evet, Sayın Pamukoğlu teşekkür ediyoruz efendim. Değerli ben de size teşekkür ederim, çok sağ olun. Sayın Özçelik de sorularımızı sorduk. Sayın Özçelik'e de tekrar teşekkür edelim sorular için. Değerli izleyenler, HEPAR'ın kurucu genel başkanı Sayın Osman Pamukoğlu konuğumuzdu. 3 saatlik bir programda Twitter'da Türkiye'nin gündeminde aslında birinci sırada yer aldık. Birçok soruyu aktarmaya çalıştık. Sayın Pamukoğlu da gerçekten çok önemli vurgular yaptı ve çok önemli çağrılar yaptı. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Bir sonraki programda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.